ki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle. Efsane programlarımızdan, klasik programlarımızdan biri var. Bir tartışma programı. Bakalım bugünkü tartışma konusu ne? Tartışmada kim haklı çıkacak? İzleyelim efendim. Buyursun. İyi akşamlar Türkiye ve yaklaşık 10 milyon göçmen. Sadece ve sadece bilimin konuşulduğu yeni bir Ben Seni Dinledim Deza sizlerle birlikteyiz. Bugün tekrar stüdyomuzda çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Ülkemizde gün be gün artan depresyon vakaları. Bu sebepten ülkemde ve tabii ki stüdyomda çok değerli konuklar var. Hemen size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Klinik psikolog Mesut Şeme bizlerle. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Sosyal bilimci, doçent Hüseyin Doç bizlerle. Merhaba. Toplumsal Trendler Birliği Başkanı Fikri Eğilim bizlerle. Ve elbette ünlü medyum Paşa Bey bizlerle. Tabii ki Sayın İsmail Can evimden bizlerle bağlantı yoluyla bağlanacak. Şu anda Güllüce Akıl Hastanesi'nde İsmail Bey. İsmail hocama merhaba diyerek başlamak istiyorum. Sayın İsmail Can Evimzel, merhabalar. Evet, sanıyorum biraz geç bağlanıyoruz oraya. Peki. O zaman ben sizinle başlamak istiyorum Mesut Hocam. Ülkemizde depresyon vakaları neden bu kadar hızlı bir ivmeyle artıyor? Dinleyelim. Çok teşekkürler Şahane Hanım. Öncelikle ben söz hakkını Hüseyin Bey'e bırakmak istiyorum. Estağfurullah ya, önce siz buyurun. Hayır efendim. Lütfen siz buyurun. Sizin fikirlerinizi ve görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yok, ben de sizinkini çok merak ediyorum efendim. Allah'ın adını verdim, önce siz başlayın ya. Fikri Hocam, lütfen söz almadan girmeyelim. Çünkü konuklarım şu anda hararetli bir konuşma içerisindeler. Sizi dinliyorum hocam, buyurun. Yani madem ısrarcısınız, evet. O zaman başlıyorum. Evet, şimdi önce siz tabii. Şimdi tabii. Buyurun efendim. Yani Hanım. Dinliyoruz, merak mı dinliyoruz? Buyurun efendim. Şöyle ki, eğer depresyondan bahsedeceksek, öncelikle psikolojiden bahsetmemiz. Psikoloji mi? Ya sana söz hakkı verdiğim için buradan bütün izleyicilerden özür diliyorum ya. Ne psikolojisi ya? Ya bir an olsun inanmıştım, biliyor musunuz? Ya ne alıp veremediğiniz var sizin bu psikolojiyle Allah aşkına? Ben psikolojiyle bir alıp veremedim yok. Çünkü psikoloji diye bir şey yoktur. Ne psikolojisi? Efendim? Ya ne psikoloji? Ya kardeşim sen kimsin? Ya. Ya asıl sen kimsin? Ne psikolojisi ya? Psikoloji diyor ya. Psikoloji neymiş?
Bakın beyefendi, ben bir psikoloğum. Cale Hanım da bana sizin sosyal bilimci olduğunuzu söyledi. Evet. Evet, şu anda arkadaşlarım tekrar teyit ediyorlar. Arama motoruna yazıldı. Evet, sosyal bilimciymiş. Yani bir sosyal bilimci nasıl psikolojiyi reddeder ya? Siz nasıl sosyal bilimcisiniz? Gayet de çok güzel sosyal bilimciyim. Biz her gün arkadaşlarımızla çay, kahve sosyalleşiriz. Sürekli bilim konuşuruz. Sosyal... Ne oldu? Zoruna mı gitti? Sosyal bilim işte. Hadi anlat bakın. Neymiş bu sosyal şey... Sosyal diyorum o benim de. Neymiş bu psikoloji? Ne bu psikoloji nedir? Bana bir anlat bakın psikoloji. Efendim psikoloji insanların davranış özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Dedikodu yani. Benim anam da öyle. Sabahtan akşama kadar gelinlerini incelesin. Efendim o öyle oturdu, o öbürü öyle kalktı, o yemeği öyle yaptı, o bana böyle baktı. Demek ki benim anam da psikolog, doğru mu? Hayır, anneniz tabii ki psikolog değil. Sen benim anamın ne olup ne olmayacağını sen karar vermiyorsun. Hayır, sen benim anam istediği şey olur. Anneler kutsaldır, hepsinin elini öpüyorum buradan, lütfen. Fikri Hocam, bu noktada size dönmek istiyorum. Sizin Hüseyin Bey'in annesiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sen benim anamla ilgili. Ha? Yok, değil mi öyle? Evet Cale Hanım, evet Cale Hanım. Ben şu anda bir deney yapmak için akıl hastanesine yerleştim. Evet, şu an akıl hastanesindeyim. Bir deneyden bahsettiler ha? Evet. Yani ilk defa bilimsel bir şeyle karşılaşıyoruz galiba. İsmail Bey ne deneyi acaba? Sanıyorum sesle alakalı bir sorun yaşıyoruz ama... ben burada bilim demişken Medyum Paşa Bey'e dönmek istiyorum. Paşa Bey, sizin için depresyonun temelinde ne vardır? Ülkemizde neden artar? Artışın sebebini ben net bir şekilde tespit ettim Cale Hanım. Öyle mi? Nedir hocam? Galaktik düzlemde devam eden iyi kötü savaşında... kötülerin dünyaya yaptığı son saldırının sonucu bunlar hep. Sinemaya ne zaman çıkıyor bu? Ne sineması pardon? Pardon? Pardon, evet. Beyefendi, galaktik düzlem falan diyorsunuz ya. Bu ne, çizgi roman mı? Ya kardeşim, adam ne güzel anlatıyordu, ne kestin? Vallahi sonunu merak ettim ya. Psikoloji toplamasın. Ne adam anlatıyor işte, ne var? Efendim, bakın. Psikoloji hepimizin gündelik hayatta muhatap olduğu bir kavram. Mesela siz gündelik hayatta kendinizi iyi ya da kötü hissetmiyor musunuz? Evet, kötü hissettiğim zamanlar oluyor, doğrudur. İşte psikoloji bunları anlamlandıran bir bilim dalıdır. Ya kardeşim... ne kadar sinir bozucu bir insan ya. Sabahlar kalktığımda, büyük abdestimi yaptığımda kendimi rahatlamış hissediyorum. Vallahi o gün güzel geçiyor ama yapmadım, o gün bana zehir. Bunun psikolojiyle ne alakası var? Bağırsak bu ya. Evet Mesut Bey, sorduğunuz soru için çok teşekkür ederim. Bir deney yapmak için akıl hastanesine kendimi sahte bir isimle yazdırdım. Buradaki ismim Bora. Burada hastaları ve hastaneyi, şartları, her şeyi araştıracağım. Yaptığım deneyin sonuçlarını da bizzat bir rapor olarak yayınlayacağım. Vallahi inanılmaz ya. Merhaba. Tanıyamadın galiba. Yok. Napolyon. Ne? Para! 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 Tabii ki. Seni Sezar'la tanıştırayım mı? Evet, lütfen önden buyurun. Araştırmalarım devam ediyor Cale Hanım. Birazdan tekrar bağlanacağım. Teşekkürler. Vallahi helal olsun. Ben bu İsmail Bey'e imreniyorum ha. Ben olsam bu delilerin arasına girmeye hayatta cesaret edemezdim. Efendim, lütfen deli demeyin. Ne diyoruz efendim? Adam Napolyon'un ben diye geziyor. Deli demeyeceğiz, ne diyeceğiz? Bu noktada Sayın Hocam Fikri Bey'den yorumlarını alacağım. Ancak öncesinde yarım kaldığınız için size dönüyorum Paşa Bey. Neden vakalar artıyor gün be gün? Bu tarz insanları galaktik dostların bir yan ürünü olarak görebiliriz. Evet. Galaktik dostlar mı? Evet. Aa, gezegenimizin enerji portallarını açmak, etkili hale getirmek için geldiler buraya. Siz bilmeseniz, görmeseniz de buradalar şu an. Ne diyor ya bu? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Kardeşim bak, ikidir adamın lafını bölüyorsun. Burada bir şey anlatıyor adam. Tutturmuşsun be psikoloji. Kardeşim iki çeşit insan vardır. Normal insan, deli insan. Zaten deliyi görünce tanıyorsun. Bizim mahallede bir tane Bedri vardı, deli.
bu süpürgeyi kıstırmış bacaklarının arasına, arabama bakın, arabama falan diyordu. Onu görünce hemen tanırsın, bu kadar basit ya. Hüseyin Beyciğim, bakın birincisi onlar deli değil, onlar birer hasta. İkincisi bu insanlar haricinde de toplumdaki hemen hemen hepimizin yani irili ufakları psikolojik sıkıntıları olabilir. Vallahi kendi adına konuş. Benim hiç öyle sıkıntılarım yok. Çiçek gibiyim, Allah'ıma şükürler olsun, aslanlar gibiyim ben. Mesut Hocam, Hüseyin Hoca aslanlar gibi olduğunu iddia ediyor. Sizce de öyle mi? Hayır, olamaz efendim böyle bir şey ya. Herkesin muhakkak bir travması, iri, ufak, küçük, büyük bir travması olabilir. Mesela size ben bir Rorschach testi yapacağım. Canlı yayında ne biçim konuşuyor bu ya? Çoluk çocuk izliyor bu Canan Hanım. Evet, müdahale ediyorum. Mesut Hocam, lütfen kelimelerimizi seçelim. Bu noktada müdahale etmek zorundayım. Efendim, ne münasebet ya? Ben bir bilim adamının ismini söyledim. Ha, pardon. Rorschach dedim. Rorschach diyor. Bakın, şimdi burada ne görüyorsunuz? Dökülmüş mürekkep lekesi. Tamam. Dökülmüş mürekkep lekesi neye benziyor? Saçılmış mürekkebe benziyor. Beyefendi, mürekkep de neye benzetiyorsunuz onu? Birisinin döktüğü bir mürekkebe benzetiyorum. Fikri Bey, siz ne görüyorsunuz? Ya bırak Allah'ını severse, söyleme Fikri ya. Hiç tenezzül etme çocukla, çocuk olma Allah'ını severse. Çizip beceremediği resimler de getirip bize gösteriyor. Ya sanatı da öldürdünüz ya. Ne münasebet beyefendi ya? Ben burada sizin travmanızı ölçmeye çalışıyorum. Bir şeyin adını koymaya çalışıyorum ya. Ne travmasından bahsediyor ya bu? Travma dediği şey damdan tepe üstü düşerse travma olur. Burada travmanın ne yeri var? Olur mu efendim? Travma sadece fiziksel olmaz. Ben ruhsal bir travmadan bahsediyorum. Mesela çocukluktaki anne babayla alakalı ilişkide sizlere bu travmalar izler bırakır. Anlatabiliyor muyum? Mesela şiddet. Şiddet bence, şiddet belli bir yere kadar onaylar mı şiddeti? Tabii canım. Mesela ben küçükken bir kere sobaya dokunmak istiyordum. Babam dedi ki yapma oğlum, elin yanar dedi. Ben gene elimi götürdüm. Babam geldi kafamı oradan çok diye bir vurdu. Ben kestim. Hemen elimi geri kaçırdım. Eğer ben babam bana vurmasaydı götürecektim. O zaman benim elimde o zaman derin izler bırakırdı. İşte bu sizin babanızla olan ilişkinizin tam bir örneği, röntgeni. Anlatabiliyor muyum? Babanızla olan ilişkiniz bu. Peki babanız sizi sever miydi? İlgi gösterir miydi? Babam beni niye sevsin ya? Allah Allah, adam sabahtan akşama kadar çalışıyor 16 saat. Eve gelecek bir de beni mi sevecek? Zaten altı kardeşiz. Hangi birimizi sevsin? Adam eve ekmek getiriyor mu? Getiriyor. Bitti gitti ya. Beyefendi, işte öyle bir şey olabilir mi ya? Sizin babanızla olan bu ilişkiniz yetişkinlik hayatınızda sizi paralize eden bir şema işte. Ha, sen diyorsun ki küçükken ananla babanla yaşadığı sıkıntılar büyüyünce ardını tırmalar. Öyle mi diyorsun sen? Ben her zamanki gibi bilimle konuşan, belgelerle konuşan biriyim. Gene buraya da belgelerle geldim. Aa, bakın kimler var burada? Michael Jackson, Elvis Presley, Müslüm Gürses. Bunların hepsi küçükken çok acı çekti değil mi? Hepsi çekti değil mi küçükken? Hele Michael, adamın babası Joseph Jackson burada stüdyoda şeyle, kemerle bir vuruyormuş. Şok diye, au diyor, şok, au diye bağırıyor. Adam hala rahmetli, 50 yaşındaydı. Her şarkıyı diye söylerdi. Öyle bir şey. Ama bu adamlar büyüdü, ne oldu? Ünlü oldu değil mi? Ama bu da amcamın oğlu İsrafil. Küçükken hiç acı çekmedi, büyüdü, dümdüz adam oldu. Ne oldu? Demek ki küçükken yaşadığı sıkıntılar büyüyünce fayda da sağlayabiliyormuş, öyle değil mi? He? Mesut Hocam, belgeler ortada. Acaba travmaya iyi bir şey diyebilir miyiz? Yani tabii ki bu gibi şeyler sanatsal yaratımda bir avantaja dönüşebilir ama bu kişinin çektiği acıları değiştirmez. Ya bırak Allah'ını seversem, benim banka hesabımda milyonlar olsan da o kadar acıyı da çekeriz ya. Doğru mu Fikri Bey? Tabii doğru. Şimdi baktığın zaman Fikri Bey de o zaman bu travmalarda sıkıntı yaşanıyorsa Fikri Bey'in Allah korusun ölmesi lazımdı. Doğru mu ya? Hüseyin Hocam, bu noktada neye dayanarak bunu söylediğinizi anlayamadım. Ben daha öncesinde yaptığım araştırmalar neticesinde gördüm. Misal Fikri Bey aslında 4 yaşındayken evlatlık verilmiş. Ama bir sıkıntısı var mı? Aslanlar gibi adam. Öyle değil mi? Ya adam şuraya bak, resmen çöktü. Bunu şu an mı öğrendin ya? Yok ya, ne çökecek ya? Adam Allah'ını seversen. Eğer çökecek olsaydı çocuğunu kendi çocuğu olmadığını öğrendi de çökerdi. Onu da mı yeni öğrendin? Fikri Bey, bu arada ölümcül hastalığın tedavisinde başarılar dilerim. Onu da mı bilmiyordun ya? Bu adama kim
kimse bir şey söylemiyor mu ya? Evet Şale Hanım, araştırmalarımız, deneyimiz devam ediyor. Merhaba yabancı. Merhaba. Çok yaşayın. Efendim ben Roma İmparatoru Sezar. Ben de Bora. Brutus. Demek Brutus'sun ha. Hayır, hayır Bora. 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 Bora, Brutus için acaba bir kod adı olabilir mi? İdam! İdam mı? Biraz... Biraz ani mi karar veriyorsunuz acaba? Bu kararı ben değil, Roma mahkemeleri verecek. Şunu tazele. Evet. İsmail Bey'in kıymetli araştırmasına daha sonra döneceğiz. Yalnız Jale Hanım, adamı götürdüler. Birilerine haber mi versek acaba? Oraya döneceğiz hocam. Hiç merak etmeyin. Kontrolümüz altında. Paşa Bey'e sormak istiyorum. İki de lafınız kesildi. Depresyon vakalarının artışının kökeninde ne var sizin için? Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu, boyut kapıları açıldı. Seviye atlamaya hazır olanlar için çok güzel şanslar kapıda. Evet. Yalnız kertenkele insanlara da dikkat etmek lazım. Hı hı. Ama bunlara da rağmen bu seviyeleri gönül rahatlığıyla atlamamız şart diyorum. Yale Hanım, siz bu adamı niye çağırdınız? Mesut Hocam, lütfen. Kendisi ülkemizin en ünlü mecumlarından bir tanesidir. Mecum mu? Mecum efendim. Tamam, benim annemin adını bilsin o zaman. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, şu an ben seni dinlediğimde olağanüstü bir ana tanıklık ediyoruz. Medyum Paşa, Mesut Bey'in annesinin adını bilebilecek mi? İzleyin. İçinde A ya da B harfi var. Hayır, yok. Biraz daha derine iniyorum. C, D harfi. Var. Hayır yok. F, G, F, G var mı? Hayır yok. Efendim sıradan hepsini sayıyor bakın. Yalancı bu, medyum falan değil. Bulmaya çalışıyor, öyle bulmaya çalışıyor. Madem medyum değilim, dün beni rüyamda ışıklar içinde uyandırıp bu seviyeye getiren, gözümü açan kimler acaba bunlar? Vallahi bilemiyorum. O sizin bilinçaltınızla alakalı bir şey. Ne alakası var? Düpedüz açıkta kalmış bunlar. Açık. Hasibeden doğma. Saffetten olma. Brutus. Vatana ihanetten idam edileceksin. Sayın Sezar, sevgili Napolyon, hiç mi kurtuluşum yok? Var. Telli turna dilinde milli marşımızı söylersen kurtulursun. Roma'nınkini mi? Roma'nınkini değil tabii ki. Terlikistan'ın. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Parmak arası terli. Tüylü tüylü cik cik cik. Parmak arası terli. Tüylü tüylü cik cik cik. Şıpıdak. Çok güzel. Kurtuldun mu? Seni bağışlıyorum. Çok güzel okudun. Ne yapıyorsunuz burada siz? Tam zamanında geldiniz. Bunlar beni bu silahla öldüreceklerdi vallahi. Oğlum ne silahı lan? Oyuncak. Şey bu, oyuncak bugün diyorum. Bak, bayağı oyuncak bu ya. Hadi ilaç saatimiz geldi. Yürü, hadi. Ben aslında bir araştırmacıyım. Deney yapıyorum. Tamam, hadi. Hadi Boracığım. Hadi yürü. Hadi Boracığım. Bora değil, İsmail. Bakın bu da mikrofonum. Evet Boracığım. İsmail, tamam. Tamam, bak ne diyeyim? Bakın görüyorsunuz işte, izin almadan böyle hastaneye giderseniz başınıza böyle şeyler gelir. Psikoloji şakaya gelmez mi? Evet. Sen bu arada bu kadar çok psikolojiye önem veriyorsun. Terapi görüyor musun bari? Tabii efendim, haftada bir ben terapiye giderim. Allah Allah. Evet. Ne kadar sürüyor bir terapi? 45 dakika. Ne kadar kolpa bir şey. Neye göre 45? Belki senin şifan 48. dakikada gelecek.
Neye göre 45 o da belli değil. Zaten mevzunun korpu olduğu buradan belli. Kaç para veriyorsun seansına? 1000 TL. 1000 TL mi? Ama o ayda 4000 lira yapıyor. Evet. Ben seni bir akşam Ankara gecelerine çıkarsam çiçek gibi olursun. Boşu boşuna veriyorum. Beyefendi, ben karakterimi tanımak için o terapiye gidiyorum. Ankara'yla ne alakası var bunun? Ya Mesut Bey, sen mutlu musun? Değilim. Al işte. Terapi görüyorum, mutlu değilsin. Ben terapi görmüyorum. Allah'ıma şükürler olsun, çok mutluyum. Zaten birazcık buradan da belli oluyor. Anladın mı mezunun ne kadar kolp oldu? Peki Mesut Bey, neden mutsuzsun? Yani bilmiyorum. Hayattan hiç keyif almıyorum. Küçükken babam beni yani hiç dinlemezdi. Sözümü keserdi, hiç konuşturmazdı. Belki ben de yetişkin olduğumda kendi doğrularımı anlatmak için akademisyen olmuş olabilirim ama yani mutlu musun derseniz hayır değilim. Belki de beni babanın yerine koyup bir nevi yenmeye çalıştın da diyebilir miyiz? Olabilir ama asıl yenmeye çalıştığım şey o çocuğun korkuları. Peki şimdi dönüp de o çocuğa ne söylemek istersin? O çocuğa şunu söylemek isterdim. Her şeye rağmen sen suçlu değilsin. Baban sana sevgisini göstermese de sen sevgiye layık olmadığın anlamına gelmez. Evet, peki bu sana ne hissettirdi? Çok kötü hissediyorum kendimi, çok kötü. Al işte, koskoca adam canlı yayında ağlıyor. Onu mu dinleyeceksin, beni mi dinleyeceksin? Saçma sapan iş ya. Allah cezanı vermesin ya. Ben de sana açılmıştım. Özellikle anlattım. Allah cezanı vermesin. Evet, maalesef ki bir gerginlik oldu ve Mesut hocam stüdyoyu terk etti. Böylelikle psikolojinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı sayın seyirciler. Sevgili seyirciler, bir Ben Seni Dinledim'in daha sonuna geldik. Haftaya tekrar bilimle bu masada olacağız. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Cale Hanım, bana yardım edin. Ben deli değilim. Yalnız deli demiyoruz. Çay. Bizim adliyeyi biliyorsunuzdur. Defalarca gittik. Bir sürü davalar görüldü adliyemizde. Yılbaşı gecesi de bizimkiler nöbetçi. Bakalım nasıl davalar gelecek, neler yaşanacak izleyelim efendim. Aha, gel Kudret, gel. Kudret oğlum, bu nedir? Bu sisler nereden çıktı? Hakimim, madem dedim yılbaşı gecesi biz nöbetçi mahkemeyiz, böyle küçük dokunuşlarla bir yılbaşı atmosferi yaratayım. Gelinlerin tatlı telaşı yarışması mı oğlum? Allah Allah, adliye la burası. Oldu olacak olsa da küçük çikolatalar koysaydın. Koydun mu yoksa? Kürsünün orada. Aa, vallahi koymuş ha. Ya bak, ben aslında kusura bakma, senin bu çabanı küçümsemek için söylemedim oğlum. Önemli değil hakimim. Ama bazen bu ilişkide tek çabalayan ben miyim? Acaba zaten bitmiş bir şeyimi hayatta tutmaya çalışıyorum diye kendi kendime düşünüyorum. Sen şu anda bana şiir falan mı yazıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Mahkeme burası, kendine gel. Yılbaşında İstanbul'da bir sürü olay olmuştur şimdi. Kusura bakmayın hakimim. Tamam, yeni yıla kavgalı girmeyelim. Hadi şimdiden iyi seneler. Hadi iyi seneler. Çağır bakalım. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Davalar yüzünden nöbetçisin de uzundur bir şey yememişsin, içmemişsin. Kan şekerin düşmüş, böyle arada gözün kararıyor, başın dönüyor. Ama o kadar kan şekerin düşmüş, gözün kararıyor olsun ki sonuna kadar da tam geçmesin ama gittikçe iyileşebilir. Ben dalmışım, bir daha tekrar edelim. Şöyle. Kan şekerin düşmüş, aç kalmışsın uzun süre. Evet, ben bunu yiyerek biraz toparlarım, bana da iyi olur dersin. Sonra şeyi çağırırsınız. Yoksa yaptın mı? Kürsünün orada hakimi. Gerçekten yapmışsın. Ya kusura bakma, çabanı küçümsemek istemedim. Bütün gün hiçbir şey yemedim biliyor musun? Sürekli başım dönüyor. Şunlardan biraz atıştırırım, şekerim de düzelir ya. Tabii tabii. Önemli değil hakimim de. Bazen bu ilişkide tek çabalayan ben miyim? Acaba zaten bitmiş bir şeyi hayata geçirmeye mi çalışıyorum diye kendi kendime soruyorum.
bu anı yaşamış gibiyim biliyor musun? Oğlum sen bana şiir mi okuyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Yılbaşında bir sürü olay olmuştur burada ya. Kusura bakmayın hakimim. Yeni yıla kavgalı girmeyelim. Ağız tadıyla girelim. Sen yut onu. Yut, yut. Tamam, şimdiden tamam. İyi seneler. İyi seneler. Evet, ilk davamız nedir? Hemen bakıyorum hakimim. Yeni yılda mekanı birbirine katan iki kadın. Hayda, yine başladık. İyi, çağır gelsinler bak. Yeter hava, Burcu Civa! Hakimim, hakimim, hah! Dur, bu değil, bu değil. Azıcık daha bundan, azıcık daha. Hah, yut, yut. Hava Civa diyorsun yani. Evet, ha? Hakimim. Zaten onların isminden belli Türk bir şey oldukları. Ama sinirlenme hakimim, çağırıyorum. İyiyim, iyiyim, çağır gelsinler. Hanımlar! Bunlar çikolatayı fazla kaçırmış, bu hiç yememiş. Hakimim, hakimim. Günaydın herkese. Ha, mahkeme. Bunlar çok cici de kızlara benziyorlar ya. Kızım niye yaptınız bunu, niye mekanı bastınız? Bir söyleyin bak. Hakim Bey ya, biz hiçbir şey yapmadık aslında. Biz iki arkadaş beraber eğlenmeye çıkmak istemiştik. Bir tane mekana gitti. Karşıdan bir grup geliyordu. Sizinle beraber eğlenebilir miyiz dediler. Ben de tabii ki eğlenebiliriz dedim. Masamıza davet ettim. Evet, ben de tam o sırada tuvalete gidiyordum. Tuvalete giderken Hollandalı iki tane gençle tanıştım. Çocuklar dediler ki, senle eğlenebilir miyiz dediler. Ben de tabii ki dedim. Onları masamıza davet ettim. O sırada ben kenkenle dans ederken Senegalli bir grup geldi. Sizinle beraber eğlenebilir miyiz dediler. Ben de tabii ki eğlenebilirsiniz dedim. Onları da masamıza davet ettim. Ha, ne olursan ol gene gel diyorsun yani. Evet, sonra ne oldu? Sonra zaten Fransızlar, İtalyanlar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok vatandaş orada bizimleydi. Gerçekten Birleşmiş Milletler toplantısı gibi kıvamında bir masaymış. Sonra ne oldu? Tabii ki nedense bu gruplar birbirlerine gittiler. Birbirlerine hiç iyi gelmediler. Nedense aralarında gergiçlikler çıktı. Mesela ben dans ederken Senegaliler bana el sallıyordu. Almanlar bana böyle 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 yapıyordu. Japonlar bana kokteyl ısmarlamaya çalışıyorlardı. O sırada da Araplar loca kurarken Berkecanlar geldi. Berkecanları hiç beklemiyordum. Kim bu Berkecanlar? Ya Berkecan benim böyle sevgilim gibi de. Aslında tam olarak değil gibi de. Hem arkadaşım gibi de hem de sevgilim gibi de. Öyle bir şey gibi de. Ne diyor bu ya? Ama tanıyorsun değil mi sonuçta? Tanıyorum gibi gibi de dedi ya. Zaten onun yanında da benimki vardı Yiğit. Çıktın. Hayır, biz Yiğit'le şu anda çıkmıyoruz. Yiğit'le ya aramızda bir crush var. Ama yani birbirimize yani ben onu daha çok ghostladığım için de şu anda bence biraz toksik. Eyvah! Hakimim, hakimim kurban olayım. Kurban olayım, getir gel hakimim. Yok yok, bu tansiyondan değil. Bir şey mi oldu yani? Tamam, tamam, tamam. Zaten ben de anlamıyorum hakimim. Yani bizim zamanımızda bir tek çıkmak vardı. Şimdi burada kim kimin tam olarak neyi bilemedim. Tamam, tamam. Benim de kafam karıştı. Benim kafam... Kudret, nasılsın? Şey yapalım. Bu Berkecanlar geldi. Sonra ne oldu? Ya hiç anlamadığımız bir biçimde. Bu bizim topluca girdiğimiz grup halindeyiz. Ve grup halindeki eğlenmemize Berkecan rahatsız oldu. Nedense kıskandı. Kim bunlar dedi. Acaba hangisine dedi? Almanlara. Bence. Almanlara. Neden Almanları seçti? Çünkü Almanlar o sırada bize bayağı bir şey ısmarlamışlardı. Ayı gibi para harcamışlardı. Aynı zamanda o sırada biz Polonyalılarla da çok dans ettik. O yüzden bence bayağı bir kıskanlığı oldu. Gerçekten İkinci Dünya Savaşı kıvamında bir yere gidiyor. Dur bakalım. Ardından Almanlarla İtalyanlar birleştiler. Bir grup halinde bize doğru gelmeye başladılar. O sırada Polonyalılarla dans eden Burcu'yu gördüler ve gidip onlara daldılar. Çok arkasından da İngilizlerle Amerikalılar geldiler. Onlar da Ruslarla birleşmişler. Evet. Ondan sonra Amerikalılar, İngilizler, ben diyeyim sana Ruslarla birleştiler. Hepsi birbirlerine daldılar. Bu sırada Berkecanlı it ortada kaldı. Ne o tarafa, ne bu tarafa. Bravo. Vallahi bravo, aslanlarım benim ha. İsmet'in önü kıvamında çözmüşler savaşı.
Tabii, böyle bir denge politikası güdülmüş. Evet. Güdüldü. Zaten biz mekanı da terk etmiştik açıkçası. Mekancı neden bizi sorumlu tuttu, biz gerçekten anlamadık. Son derece saçma yani. Bizi mekandan gönderdiler. Koskoca mekandaki yangın bizim yüzümüzden çıkmış olabilir mi? Anlamadım. Hayır, bence Amerikalılar yaptı. Onlar her şeyin altındalar. Kesinlikle burada bir suçunuz yok, evet. Ben sizi saldım. Hadi bakalım gidin başkalarının ocaklarını söndürün. Hadi. Teşekkürler. Ya Burcu ne yapsak? Jacobix'e falan mı gitse? Ağzı ben olan. Orada da birilerini karıştı. Biraz değişiklik oldu değil mi? Ama bizimkileri çağırmayalım. Bence de çağırmayalım ben karara. Çünkü bizi yaşayan aynı adam oluyor. Kudret. Ne dedi o mekanın adı neydi? Jacobix. Çokobüks'ü ara oğlum. Adamlar önlem alsınlar, bir şey yapsınlar. Derhal hakimim. Siz iyi misiniz? İyiyim. Şunlar cebimde dursun, bitmesin. Dursun, tabii. Evet, başka sıradaki dava. Hemen bakıyorum hakimim. Noel Baba'yı dövmüşler. Al işte, yine. Biri gitme yılbaşında Noel Baba kıyafeti giydi diye dayak yedi. Ya her sene aynı şey, her sene aynı şey. Ya yok hakimim, bildiğin Noel Baba'yı dövmüşler. Adamın kimliğinde Antalya Demre yazıyor doğum yeri. Noel Baba gerçek miymiş? Gerçek olamasa zaten bu adamlar bunu dövemezlerdi. Değil mi hakimim? Gerçekten enteresan. Gittikçe heyecanlı bir hal alıyor. Çağır, çağır gelsin hadi. Noel Baba, İsmail Yılbaşı, Mustafa Çatı. Ulan şu hale bak. Ho 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 diye gülen adamı hü 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 diye ağlatıyorlar. Hoş gelmişsin Noel Bey Baba. Ne, nasıl da denir bilmiyorum. Ne oldu, mesele nedir? Hiç hoş bulmadım. Ya hiç hoş bulmadım. Ben hediyelerimi dağıttım. Yavrum hediye hediye diyor hala ya. Adam çatıda geziyordu ya. Çatıda geziyordu, bacadan girmeye çalışıyor. Çatıda geziyor, bacada geziyor. Kim bu? Hırsız. Sen çatıda gezen başka, böyle elinde bir tane çuvalla bir adam görsen sen ne düşünürsün? Ne dersin? Evet, şimdi öyle düşününce de fotoğraf bir tuhaf oldu gerçekten. Noel Babayım yahu, siz de mi hiç film falan izlemediniz? Arabam var benim, geyikli. Benim de arabam var, tüplü. Ama çatılarda gezmiyorum kardeşim. Bak yaşlı da adamsın, rica ediyorum. Şimdi oradan bir tane kiremi tıkırsan, anladın mı? Hep biz uğraşacağız. Aynen ya, ustalarla uğraşıp duracağız ya. Şey yapmayın, tamam, tamam. Bir baştan tane tane anlatın bakayım, ne oldu, nasıl oldu? Hacimim, biz Mustafa'yla televizyonda eğlence izliyorduk. Evet. Taktuk, taktuk, baktık yukarıdan, çatıdan sesler geliyor. Dedim Mustafa, kalk bakalım. Kalktık, bir çıktık yukarı, ne görelim? Elinde çuvalı, böyle kafa üstü bacadan içeri girmeye çalışıyor. Ben hop dedim. Hop deyince İsmail'e bu kafayı böyle çıkarttı sincap gibi, ho 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 dedi. Ben de kiremitin kafasına çaktığım gibi dedim sana ho ho ho. Sana ho ho ho. Yüzümüze karşı gülüyor bir de. Tabii 2.80 yere uzandı bu. Aynen, bu yere düşünce elindeki çuval da düştü. Bir baktım içi hep oyuncak. Çeşit çeşit. Ya çoluğun çocuğun rızkını çalmış bu şerefsiz ya. Hediye onlar. Kuzey Kutbu'ndaki fabrikamda birlikte yapıyoruz elflerle. Eliflerle mi? Elifler kim? Elf, elf. Oho! Kime laf anlatıyorum? Elf ya, böyle sivri kulaklı minik canlılar bana yardım ediyorlar. Madde kullanıyor bu ya. Çekmiş, çekmiş, çıkmış çatıya işte. Ağzınla duydun. Sakalım üzerine yemin ederim ki Noel Babayım ben. Ulan sakalınla ilgili konuşma. Sakla! Yapma oğlum, oğlum bak. Yapma evladım. Ya adam gerçekten bir Noel Babaysa uluslararası kriz çıkacak. Yapmayın. Evet anlatın. Ya sonra işte bu ayağa kalktı. Dedi ya ben onun babasıyım, bunun babasıyım. Ya oğlum kimin babasıysan babasısın. Yaklaş bakayım dedim. Şöyle yaklaşınca benim menzilime giyince kafayı böyle bir daha koydum buna. Bu yere devrildi. Yere devrilince uçan geyikler gelmesin. Uçan geyikler böyle gelmiş, burada duruyor. Pat atladı kıza. Ben... Vurdu kırbacı geyiğe, hayvan bir hönkürdü. Bu aldılar, başladılar bunlar uçmaya. Biz durur muyuz Mustafa'yla? Atladık biz kıza. Mustafa dümeni ben sol kızağa tuttum. Sol kızakla böyle sallana sal. Nasıl uçuyoruz, nasıl uçuyoruz? Lan oğlum, geyikli arabadasın. Yukarı doğru uçuyorsun. O zaman da acaba demedin mi ki bu gerçekten Noel Baba olabilir diye? Demediler.
demediler. Kimlik gösterdim, bakmadılar bile. Ya ben aksiyona girmişim arkadaş artık ya. Değilse yarasa adam olsa bana fark eder mi ya? Adam çatıda geziyor diyorum ya. Bu tahtı çatı ya, anladım ben bunu. Tamam. E sonra ne oldu? Muhittin abinin tezgahına böyle pencereden içeri girdik. Mandalinalar bir yana, geyik bir yana, bu yana. Ve hayvanın o geyin boynuzları Muhittin abinin kaba etine. Ah canım Rudolf, kırmızı burunlu Rudolf. Arkadaş, ben bunlara mı şaşırayım, yoksa Noel babaya mı şaşırayım bilemedim, şaştım kaldım. Al Muhittin abiyi acile götür, oradan polise uğraş. Ya bu duruma kadar geldik ya. Noel baba bey. Şikayetçi misin? Yok yok, değilim. Benim gitmem lazım. Dağıtılacak hediyeler var. Ya hala hediye diyor ya. Ne hediyesi ya? Adam çatıda geziyor diyorum, bacadan giriyor diyorum ya. En azından kiremitlerin parasını ödesin. Biz şikayetçiyiz abi bu adamdan ya. Ne olur bırakın gideyim ben. Ya tamam tamam, üzülme tamam. Bizim çocuklara söylerim, seni arabana kadar bırakırlar. Ne? Yalnız bu da aramızda kalsın. Bak şimdi Noel babayı döven ülke olarak kayıtlara geçmeyelim yalnız. Hem bir sandviç falan da verirler yolda, bir şeyler atıştırırsın. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah tutunuz, rahat etsin. Gidiyor mu ya? Şu hale bak ya. Koskoca Noel babayı dilenci yaptılar ya. Gidiyor. Size de bir yıl verdim. Önümüzdeki yılbaşı çıkarsınız zaten. Aa, ne alaka? Hiç yakışmadı. Hiç yeni yıl ruhuna hiç yakışmadı vallahi. Adam Noel babayı dövmüş, yeni yıl ruhu... Ya diyor. Adam çatıda giren, çıkan adam, ne demek biz ceza aldık ya? Bu ne demek ya? Öf, başka sırada bir şey var mı ya? Ya var var da hakimim, acaba diyorum giderken bu adamdan çocuklar için bir hediye medya istese miydik? Ya şu anda bütün derdin bu mu? Ya Noel baba gerçekmiş, Merter'de dayak yemiş. İzin ver de biraz şaşırayım ya. Şaşıracak zamanımız yok ki ya. Baksanıza hakimim, yeni davamız şu şekilde. Justin Timberlake'den Justin Bieber adına sahte konser organizasyonu düzenlemişler. Allah'ım ya, bizim suçlularımız da artık uluslararası arenaya çıktı. Kimmiş bunlar peki? Tanıdık yüzler. Bahadır Trap, Ozan Grep, yo. Selamun aleyküm hakkımım. Ya arkanda Kudret, oğlum bunlara kaç ay ceza veriyorum? Bunlar niye çıkıp çıkıp buraya geliyor ya? Bana ne soruyorsun hakimim? İşin başında sen varsın. Senin tribini hapse atarım şimdi ha. Bana bakın lan, sıçan yavruları. Niye çaldınız oğlum Justin'lerin seyircisini? Hakimim, çalma falan yok. Yani biz orada dinleme amaçlı bulunuyorduk Aykün gün. Lan bilet kesiyormuşsunuz. Yardım etmek amaçlı yani, anlıyor muyum? Oğlum, Justin'lerin sizin yardımınıza ihtiyacı mı var? Çirkinler. Ayrıca bütün parayı da cebinize atmışsınız. Olur mu hakimim? Biz onu bankadan havale edecektik. Yani bu adamlar davulcu mu elden verelim Aykün gün? Ya oğlum, bir sanatçının haberi olmadan bir konser nasıl verilebilir acaba ya? Kertenkeleler. Ya hakimim, biz nereden biliyoruz ya? Biz bilmiyoruz ki yani, anlatabiliyor muyum? Yani biz öyle dinlemek amaçlı şey ettik yani. Oğlum dinlemek amaçlı diyorsun da sahneye çıkıp şarkı söylemişsiniz. Hakim, o kadar dinleyici gelmiş. Boşuna mı gelmişler? Ayrıca aşırı da benziyoruz biliyor musun hakimim? Bak kız gözlere biraz bak şimdi. Kız. Ulan gözlerime mil çeksem yine benzetemem sizi ben. Ya hakimim, bunlar zaten şarkılarında her şeyi anlatmıyorlar mı? Söylesinler şarkılarını, ortaya çıksın her şey. Doğru söylüyorsun, doğru. Hadi şu şarkınızı bir söyleyin de dinleyelim bak. Hayaller Paris, gerçekler adli. Yeah, 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 yeah. Gaz hırsızlık, parasını yedik. Cebimizde kalmadı bir kuruş metalik. Sahte bir konser yapalım dedik. Kurban olarak Justin'leri seçtik. Afişleri bastırıp her yere astı. Konser günü tam 1000 bilet sattı. Paraları indirince bu şarkıyı yazdı. Sonra da sahneye çıkıp patlattı. Tepkileri iyiydi, dedik başardı. Polis konseri basınca yine yakalandı. Yo. Vallahi bravo, çok güzel bir itiraf oldu. Hepsi de kayda geçti. Evet, sahte konser düzenlemekten 3 yıl veriyorum ha. Yürü. Kardeş,
Şu şarkının ilhamlarını artık başka yerden almamız lazım ha. Çünkü. Ya yürü 3 yıl yedik ya. Çok verdim. Çok verdim. Ya Kudret. Oğlum ben de çok açım ya. Benim de bir şekilde beslenmem lazım. Başka bir dava var mı? Acaba sen buna biraz ara mı versin? Bu yaştan sonra gidi gidi verme. Bana mı diyorsun sen ya? Demiyorum, demiyorum. Ha, sana bir şey demiyorum. Hadi çağır gelsin. Dur, dur, bekle. Aha. Hakimim. Gecenin finali. O geliyor. Yapma. Vallahi. Yine mi? Yine. Kendime geldim, vallahi kendime geldim. Bizi burada da mı bulmuş? Bulmuş işte. Artık hangi günahın bedeliyse bu. Vallahi bilmiyorum ki ya. Ne yapmış yine? Ya çam ağaçlarını kesmiş yılbaşı ağacı diye satmak için. Öf, öf. Çağır gelsin, çağır gelsin. Çağırıyorum. Fikri Tarhanacı! Ulan! Ulan mı? Ulan Fikri. Ulan mı Fikri? Tamam. Girmeyeceğim, bu polemiğe girmeyeceğim, tamam. Oğlum sen izinsiz ağaç kesmişsin. İzinsiz mi ağaç kesmişim? Yok dayı, ben dua kitabı satıyordum ya. Sen dua kitabını kime satıyordun acaba? Kime mi satıyordum? Kimin parası varsa ona satıyordum dayı. Kimin parası olacak ormanda ya? Sincapların mı olacak parası? Sincapların mı olacak? Dayı, sincapta para ne gezer ya? Dayının kapağı güzel. Bak ben... Sakin, sakin. Oğlum bak, burada yazıyor oğlum. Bak, ormanı kesmişsin, ağaçları kesmişsin, kamyona yüklemişsin. Kamyona mı yüklemişim? Ben onları başka bir yere ekecektim dayı. Oğlum senin bir hayatta iyilik yapma şansın yok. Hadi itiraf et, kestin o ağaçları, satacaktın yılbaşı için değil mi? Yıl mı başı için? Evet, yılbaşı için. Ne yılı dayı, hangi yıl? 2023 işte. 2023? Evet, yeni yıla giriyoruz ya oğlum. Ne yeni yıl dayı, ben yeni yıla girmedim, ben evdeydim. Sen dua kitabı satıyorum demedin mi? Evet. Ama şimdi evdeydim diyorsun. Ne evi dayı, ben mahkemedeyim ya. Ya bu adam beni dönüp dolaştırıp sürekli aynı yere getirmeyi nasıl başarıyor ya? Tamam, bitti. Sana 3 ay verdim izinsiz ağaç kesmekten. 3 ay mı verdin? Dayı 3 ay çok ya. 3 ay mı çok? Evet, 3 ay verdim dedin. 3 ay mı verdim dedin? Hayda. Hayda mı? Ne oluyor ya? Ne oluyor mu la? Dayı ne diyorsun ya? Benim silahımla vuruyor beni. Ha? Senin mi silahınla vuruyorsun? Dayı kafayı mı güzel senin? İyi misin ya? Ben mi iyiyim mi? Kafam mı güzel benim? Ne diyorsun dayı? Anlamıyorum ki ne ben. Ne mi diyorum dayı? Bak kafayı yiyeceğim ha. Kafayı mı yiyeceksin? Ne yedin dayı sen ya? Ne mi yedim ben? Şuna bir şey de ya. Şuna mı bir şey deyim? Kendi silahına püskürttük. Harikasın vallahi. Çok güzel oldu, çok güzel oldu ya. Oo, gidip de bir şeyler yemek lazım artık. Tabii tabii, o kadar çikolatanın üstüne bir şeyler yiyelim. Evet, bir çorba evet. İçelim. Tabii tabii. Çorbaları da sen ısmarlarsın artık. Bak, bak, bak. Yeni yılın da ilk yanlamasını yapıyorsun ha. Hadi gel hadi, hadi. Ama nasıl halt ettin, gördün mü? Şimdi diyorum ki bir oyun oynayalım. Şöyle bana birbirini tabii ki çok seven ama böyle sık sık tatlı tatlı tartışan bir çift lazım. Hiç tartışmıyor mu? Helal olsun. Merhaba. Benim adım Batuhan. Batuhan. Evet. Alinda ben de. Şimdi aşağıdan da hiç tartışmayan, çok yine birbirini çok seven bir çift rica ediyorum. Verin efendim onlara mikrofonu. Merhabalar, ben Çetin. Ben de Yeşim. Siz hiç tartışmıyorsunuz. Beyefendiden alalım cevap. Yok, tartışmıyoruz. Ya konuşmadığınız için mi o? Çünkü konuşmuyoruz. Evet, ben... Genelde ben çok konuşmuyorum, evet. O yüzden. Peki, Çetin Bey, şimdilik hanımefendinin yanına gelebilir misiniz Yeşim Hanım? Hiç tartışma yok mu sizde? Kaç senedir evlisiniz? 1 senedir. Taşlar yerine oturmaya başladı. İkimizin de ikinci evlilikleri ama. Evet, çok güzel. İnşallah daha da mutlu olursunuz bundan sonra. Şimdi oyunu anlatıyorum efendim. Şöyle bir oyun. Şimdi tartışan çiftimiz her zaman tartıştıkları bir konuyu ele alacağız efendim. Çiftimiz o konuda tartışırken
tartışmayan çiftimizde onların akıl hocası olacaklar ve onlara akıl verecekler. Hanımefendiye beyefendi akıl verecek, beyefendiye de hanımefendi akıl verecek. Fakat akıl verirken de beyefendi hanımefendiye, hanımefendi daha rahat anlasın diye yemek tarifi gibi akıl verecek. Hanımefendi de beyefendiye maç anlatır gibi akıl verecek. Bizim biraz tartışmamız mı lazım şimdi? Ne zamandır birliktesiniz? 10 ay. Doğru söyledin ilk defa. Normalde hep yanlış söyler de o yüzden. Başlıca tartışma konunuz ne? Herhangi bir konuda ağzımdan kadın ismi çıksa bir tartışma oluyor. Kadın ismi duymayacağım senden. Kıskançlık diye diyebilir miyiz evet, yani? Evet. Çok büyük bir kıskançlık. Tamam, en son ne zaman kıskandı sizi? Az önce. Nereden kıskandı, neden? Bir akrabamın ismini verdim, kadın da. Hayır, saçmalama. Başladı. Ya bizde şöyle bir şey var. Az önce buraya gelmeden önce bir yerde oturuyorduk. Bir kadın ismi söyledi. Ben de dedim ki isim vermene gerek yok hani. Kimdi o kadın? Hatırlamıyorum. Yaş kaç? 22. 22, çabuk olgunlaşmışsın. Şimdi durum böyle. Bir başlayın taktik vermeye. Buradan önce bir kadın ismi duymuş ve kıskanmış. Alinda Hanım laf etmiş. Bunu tartışıyorlar. Evet. Batuhan'ın anlattıklarını bir güzel kısık ateşte demleyelim. Bekletelim. Bir kokusu çıksın. Kokudan emin olalım. Bunu böyle değerlendirmesi daha doğru olabilir. Batuhan'a bir tavsiye var mı? Ona göre tartışacaklar. Batuhan, nezaketini vuracaksın. 90'dan golü çakacaksın. Bağırırsan Batuhan penaltı. Ama pardon, yok. Kırmızı kart. Evet. Kırmızı kart. Yeşim Hanım, biraz önce futbol literatürüne geçtiniz. Nezaketi alıp 90'a çakacaksın diye bir cümle herhalde ilk defa kuruldu. Ama gerçekten nezaket çok önemli bayanlarımız evet. için. Maalesef bu Türk ülkemizde şiddet mağduru bir sürü kadın var. Nezaketi çakalım. Şimdi bu tavsiyeler üzerinden devam edin. Ben ona kurban olurum ya, kıyamam ki. Şov yapma. Şimdi bak, şöyle yapalım. Sen yine kızdığın bir şey söyle, bak nasıl nezaketi 90'a çakacak şimdi. Ben artık senin sürekli aranmandan bıktım. Herkese engelleyeceğim söz. Böyle de hayat geçer mi Yeşim Hanım? Yok, bence geçmez. O anlamda yani engellemek değil, birbirlerine olan güvenlerini pekiştirirlerse bence hiç engele gerek yok. Siz ilişki terapisti misiniz ya? Ne kadar... Değilim. Değilim, bankacıyım. Bir evet. saatinizi bize ayırabilirseniz çok iyi olur aslında. Ya onlar beğendi ama bak. Siz hesabı buraya yatırın. Şimdi bir daha gir bakayım konuya. Batuhan araba alım satım yapıyor bu arada. Yani benden daha çok arabalarla ilgileniyor bazen. Ben keşke araba olsaydım, araba kadar kıymetim yok falan. O kadar korktum ki cümlenin devamından. Ama bir şey diyeceğim, burada bir araya girmem lazım. Ben bizim geleceğimiz için çalışıyorum sonuçta. Evet. Bu Batuhan akıllanmaz bence. Batuhan, çıtayı çok yükseltiyorsun. Bak, eşlerimiz seyrediyor bu programı. Böyle örnek olmaman lazım. Biraz Arif olacağım artık, tamam. Ol bakayım nasıl olacak. Bir daha söyle. Alinda, de bir şey. Bundan sonra telefonunu kapatacaksın benim yanımda. Hayır. Yeşim Hanım, bunun arası da yok yani. Evet, size çok teşekkür ediyoruz. Çetin Hanım ve Yeşim Hanım'a alkışlar efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çetin Bey ve Yeşim Hanım'a. Problem yok. Özür diliyorum. Kızımın bir mesajı varmış Alinda ve Batu'ya. Çok rica ediyor benden. Mümkün mü Ali Kaç abisi? Kaç yaşında? 9. 9 yaştan bir tavsiye geliyor. Birbirinizi üzmeyin. Kimse birbirini üzmesin. Evet, duydunuz.
Ya böyle olduğumuza bakmayın. Aslında her şey çok fazla sevgiden oluyor. Onu çok sevdiğim için. O da beni çok sevdiği için böyle. Batuhan öyle mi? Çok sevdiği için beni diyor. Evet evet, çok sevdiğimiz için oluyor bunlar. Gerçekten evet. Batuhan, benim tanıdığım Alin de senin bunu söyleme ifadeni böyle dondura dondura, ağır oynatarak şey, defalarca burası, seyreder bak televizyonu. Burası yayınlanmasın o zaman. Peki, ya doğru mu? Çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. İyi, o zaman alkışlarla mutluluklar diliyoruz. İnşallah böyle çok tatlı, çok mutlu olursunuz. Çok mersi efendim. Bir yarışmamız var, bir formatımız efendim. Bakalım bu format nasılmış, nasıl çalışıyormuş? Yarışmacı kim olacak? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Ya şu sofranın haline bak ya. Yemin ediyorum Victor Hugo mezarında sefillerin devamını yazar şunu görse ya. Şükret kaynana, bunu bulamayan da var. Neyine şükredeceğim lan? Yok muydu evde bir tane fındık faresi? Geçen gün bir baktım pılını fırtığını toplamış, aşurdaki delikten gidiyor. Tıp 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 gitti şöyle tam delikten girecek. Döndü böyle bana baktı bastın bastın. Al bu fakirlikle sen yaşa der gibi. Aldı başını gitti hayvan. Fare bile terk etti lan bu evi. Vallahi o canını kurtarmış. Darısı bizim başımız. Sen de mi ya? Ya hanım ne istedin de olmadı? Sayıyorum. Ev, araba, yazlık, mutfak robotu, robot süpürge, ince televizyon, kurutma makinesi, üç kademeli fön makinesi, fritöz. Ya tamam, tamam, tamam. 16 saat çalışıyorum günde ya. 16 saat. Daha ne edeyim ben ya? Daha ne edebilirim? Uyumayayım ben. O boş kalan vakitlerde de gidip taksiye çıkayım o zaman. He, yaşamayayım. La biri de hayır demiyor ha. Ya baba. Bana baksana sen ya, halime bak. Herkes beni kendime böyle çok dikkat ettiğim için zayıf sanıyor. Ben fakirlikten zayıfım. Genetik o kızım, genetik. Bizim genlerimizden gelen bir aktarım o zayıflık. Ne genetiği lan? O genetikse bu ne? O size çekmiş. Hangi arabadan dolayı ya? Ne? Hangi arabadan dolayı? Ne yaptın ki ben? Ne olacak şimdi? Aşk olsun baba. Vallahi bak. Çok özleniyorsun beni. Hayret bir şey. Yemin ediyorum bak, psikolojim bir bozulur. Eğitim hayatı falan hepsi biter söyleyeyim. Eğitim hayatım. Lan okumaya 14'ünde söktün sen. Hasta kestik, sevindik çocuk salak çıkmadı diye. Ne yapsın çocuk? Genlerden gelen bir aktarım. Ya azıcık, azıcık minnet duy ya. O kadar ekmeğimizi yiyorsun şurada ya. Senin ekmeğini mi yiyorum lan? Kızımın ekmeğini yiyorum. Ekmek yiyormuş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bana yapılan iyiliği unutmam. Ben hiçbir şeyi unutmam. Unutursun. Bak unuttun. Neyi unuttum? Ölmeyi, ölmeyi. Geldin 85 yaşına, hala ne işin var senin bu hayatta? Terbiyesizsin. Bana bak. Anama terbiyesizlik edemezsin Semir'im. Haddini bil, anladın mı? Saygılı davranacaksın. Anla artık ya bizi, anla. Bıktık ya, bıktık. Ben böyle hafta sonlarında ya AVM'lerde saatlerce dolaşmak istemiyorum doğalgaz parası gelmesin diye ya. O çatal bıçak takımlarına, o abiyeleri, o çantalara, ayakkabılara bakıp bakıp alamamak canıma yetti ya. Son 3 aydır gece yatakta yanında neler hissettiğimi anlamışımdır. Sen daha çok çekeceksin İsmail. Bugün lan? Ana! Kızım salamı kaldır. Ev sahibi görürse kirayı ister, kirayı ister. Ne salamı lan? O tabağın deseni. Ev sopaya salam gitti de dolar 2 liraydı. Ah bu parasızlığın gözü çıksın. Ah param olacaktı ki ben bu çocukları nasıl beslerdim canlarım benim. Ay yaşlılık, ay yaşlılık, ay yaşlılık. Hiç para yok değil mi anne? Hiç yok be çocuğum. Tam tam kuru bakır. Evet sevgili seyirciler. Ah kaç para versek yarışmamızda? Gel gel gel. Kaç para versek yarışmamıza, bu hafta şans eseri kapısını çaldığımız şanslı aile, rastgele çaldığımız şanslı aile, bu aile tanıyalım sizleri. Nasıl biz tanıyalım sizleri? Kimsiniz? Efendim size bir görev vereceğiz. Bu görevi yapmanız karşılığında size tonla para vermeye geldik. Çok şüpheli duruyor şu an. Pekala, şu hülohopu 10 defa şu şekilde, şu şekilde çevirirseniz kaç para verelim istersiniz? Yürüyün gidin evden, yürüyün gidin. 1000 lira. Ha?
Ben para için kendimi rezil etmem. 10.000 lira. Ya kabul etmem. Ya sen manyak mısın oğlum? Etmem ya. Para için rezil mi edeceksin beni? 50.000 lira. Kabul etsene lan. Oğlum ben 30'a şöyle 5 kere kafa üstü dönerim. Gezicim bir saniye. 100.000 lira. Babam! Kabul et babam! Babam! Ben sana öğretirim baba. Kızım elhanneme konu komşuya rezil mi olayım? Parayla satın alamazsınız beni. 500.000 lira. Anlaştık. Efendim bir hafta sonra stüdyomuza geliyorsunuz. Tek bir seferde şu hulopu size bırakıyorum. Bunu 10 defa şu şekilde çevirirseniz 500.000 sizin. Benim eşimin kafasına koy vermadın. Hiçbir şey yok. Benim eşim çok iyi kıvır. Bu işi de kıvıracak. Kaç para versek? Son hızıyla devam ediyor. Haftaya bakalım İsmail Bey 500.000'i alabilecek mi? Tamam yeter. Arabayı da koydun kapıya, çekerlerse bak... Sıkıntı yok, niye çeksinler arabayı? Hadi. İnanamıyorum, resmen başımıza piyango vurdu, piyango! Ya baba şunu bir kere denesene, hadi ne olur. Hadi baba. Hadi aslan baba, 10 tane ceyleniyorum. Evet. Düştü. Benim de tansiyonum düştü. Beceremez bu mal. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Bu niye böyle yapıyor? Vallahi konsantrasyonum var. Ben böyle yapamam. Hayır, hayır. Benim evimin direği, benim canım, benim prensibim. Sakın motivasyonunu kaybet. Biz seni son derece destekliyoruz. Bak lütfen rica ediyorum. İdare et. Yaşlı. Buna... İdare et. Anne. Sen de idare et. 500.000 para yapsın sonra göberiz. 500 diyorsun. Sevgili damadım, sen bu işi yaparsın. Ben bunadım, kusura bakma. Ben sana inanıyorum. Arkamızdan her işi çevirdiğin gibi, şu çemberi de çevirirsin. Bak hem sövüyor hem dövüyor, bir yandan övüyor. Vallahi down oldum, ben yapamadım. Down oldum ben. Ay çok para, 500 çok para. Tamam, tamam karar verdim, tamam. Canım damadım, tamam. Sen al bunu hemen böyle çevirmeye çalış, tamam mı? Ben de hemen bir görev dağılımı yapıyorum. Ben şimdi sen seversin mutfağa gidip böyle bir sarma falan filan yapacağım sana. Kızım sen içeri git, bir halıyı şöyle güzelce ısıt. Kocanı şöyle sırtına koy, güzelce onu yoğur, kemikler bir kendine yap, gelsin. Yap, yap, yap. Ondan sonra yap bakayım, çocuk içeri bakayım. Sen şunu al bakayım kızım. Sen git kuru yemişi, hemen babana incir, üzüm, fındık, ceviz çok sever, enerji yapar. Hemen sen onları alıyorsun. Gel bakayım sen buraya. Kasaba gidiyorsun, çocuğum kemik alıyorsun böyle et kemikli falan filan. Onun suyuyla kemiklerine iyi geliyor. Şöyle biraz yağları şey yapar, keşif ulaşır. Ondan sonra hemen görev dağılımı yaptığımıza göre görev başına geçiyoruz. Damadım bunu 10 kere çevirecek. Hepimiz evrene amadeyiz çocuğum. Tamam mı? Allah'ın izniyle başaracağım. Allah yardımcımız olsun. Hadi bakalım. Hadi.
Baba, yarın da aynısını yap. 500.000 lira kazanalım bu. Evet, bu kadar. Ailem için. Gel otur, dinlen. Ailem için kıvırtıyorum evlatlarım. Gelin ailem için. Yarın bütün bu cümlen kıvırtacağım orada. Bana güvenin. Sana güveniyoruz. Ne oluyor lan? Başka bir yarışma mı acaba? Çok iyi kıvırdın baba, çok iyi. İyi akşamlar. Anacığım iyi akşamlar. Abi. Ya İsmail abi. Vallahi billahi apartman olarak seninle abi gurur duyduk, kıvanç duyduk, yemin ediyorum sana. Konuşacak bir şey varsa söyle. He, edeyim iki kelam. Valla İsmail abi çok büyük sükse yaptın yani. Bütün mahalle ayağa kalktı. Biz de şimdi herkese de hava atıyoruz yani. Diyoruz İsmail abi biz televizyona çıkacak, hula hoop döndürecek diyoruz. Sağ olun, sağ olun. Önce ailem, sonra bütün mahallenin gurur kaynağı olacağım Allah'ın izniyle. Abi benim merak ettiğim şu. Şimdi abi bunlar sendeki bu kıvraklığı zaten biliyorlardı da mı sana bir teklifle geldiler? Yoksa tamamen spontane mi? Tamamen spontane. Neyin tamamen spontane? Alev topu yut deseler yutarım. Onu meydan okumaksa canını okurum. İşte bak Lale, iddialı olacaksın. Görüyor musun? İddialı olunca böyle oluyor bu hayatta. Ya vallahi İsmail abi o kadar merak ediyoruz. Biz deliriyoruz yani meraktan. Bizim için de bir belini kırıver ya. Ya şimdi... Hadi abi be. Hadi inşallah. Hadi antrenman olur. Hadi inşallah. Aferin baba, aferin, aferin. Oh! Bak, 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 bak. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu iş burada kalmaz. Bir yarışmayı tabiyle ebade edecek bir yetenek değil bu gibi geldi bana ha? Vallahi biz de yeni görüyoruz. Yeni keşfettik işte. Bakalım bu potansiyeli nerelere adapte edeceğiz, bakacağız. Abi, bizim senin için yapabileceğimiz bir şey varsa yani taşın altı elimizi boya. Feridun'cum, sağ olasın. Bundan sonrası benimle çember arasında. Beline kuvvet aşkım. Ay bu cümleye düğmeyeli o kadar oldu ki. Şimdi böyle çok iddialı bir tanıtım videosu istediler ya, onu çekmemiz lazım. Hadi İbrahim, hazırla telefonu çabuk. Abi, wording'de yardımcı olabilirim sana. İzleyicilerime en doğal halimle çıkmak istiyorum. Hadi. Hadi baba, çok iyisini yap, çok iyisini, tamam mı? Hazırız baba. Hazır, hadi bir, iki, üç, başla. Evet. Ben İsmail Can evimden, feleğin çemberinden geçmeye, imkansızın belini kırmaya geliyorum. Ya şu... Yani diyalektikteki düzgünlüğe bak ya. Bu bir show. Biz burada show dünyasının yepyeni bir yıldızının doğumunun hıntısına böyle hep birlikte değil mi? Şu anda şahit oluyoruz gibi geliyor bana. Söyleyecek bir şey varsa ekleyecek, ekle. Edeyim iki kelam yani. İsmail abi valla kimler ne şovlar yapıyor, ne paralar kazanıyor yani. Show devi utanırsın ama senin şovun içerisinde bir süs var. Bir sosunu sen böyle parmaklarınla falan kendini veriyorsun zaten abi. Bu sahne işi biraz da show işi değil mi? Bomboş konuştun ya. Yok, öyle bir şey. Benim damadımın içinde hep vardı bu yetenek, hep vardı, ben biliyorum. Vallahi kocam diye demiyorum. Bütün bedenimle gurur duyuyorum. Ya gurur duymayan bir zerrem yok ya. Baba, haydi babaları uykuya. Yarın erken kalkacaksın, hadi. Baba, hadi baba, baba bak, başucuna ben senin su koydum. Uyan uyan böyle su iç, tamam mı? Çünkü susuz kalman lazım baba. Doğru, yarın büyük gün. Bedenimize bakalım ki o da bize baksın. Abi, sen kendine bakacaksın, beden sana bakacak. Doğru dedin. İbrahim. Buyur abi. Orama karanlık odada uyku işini yapıyorsunuz değil mi? Tamam, karanlık odada uyku. Camlar, fırs ya, zifir. Tamam. Aman değil mi bu? Hipofiz bezi. O ne? Bir şovmenin, damarı, can damarı hipofiz... onu şey... Hadi tamam, bir şey ekleyeceksin, söyle gidelim, hadi. Edeyim iki kelam. Hadi söyle gidelim. İsmail abim kansızın belini bükmeye geliyor. Bütün mahalle senin abim. Hayırlı akşamlar Engin. Bomboş konuştun gene. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Hadi. İbrahim, geliyor musunuz ya sütüne? Oradayız ya. Hipofiz. Sevgili ailem. Babam. Hadi herkes yatsın. Aslan babam. Uyumadan önce eski hayatınızı son kez bir düşünün, vedalaşın. Çünkü yarın yeni hayatımızın ilk günü. Vay! Ya daha ne kadar aşık edeceksin kendine ya? Kalbim de sensiz odacık kalmadı. Evet sevgili seyirciler,
Bakalım Kudret Bey basketbol topunu 20 kere bacağın arasından geçirebilecek mi? Evet, o zaman Kudret Bey sahne sizin. Başlayın. Çok heyecanlı. Ellerimdeki titremeye hakim olamıyor. Adrenalin bütün vücudumu sarmış. İşi çok zor. Bir de bacağı çok kısa bunun ya. Fiziksel bir dezavantaja sahip, evet. Kudret Bey takılmayalım, boşver takılmayalım. Onun da saçı çok çirkin, hadi. Çirkin saçlı o da, hadi efendim. Benim bacağımı da kullanabilirsiniz, isterseniz. Evet. Heyecan Doruk'ta. Ne garip bir şok. Olmadı be Kudret. Al istersen. Ben zaten böyle bir şey olacağını tahmin ettiğim için hiç ailemden kimseyi de çağırmadım. Boşuna kimseyi ümitlendirmek istemedim. Özür dilerim herkesten. Bak kendine inancı yok. Sen inanmazsan kimse inanmaz. Doğru baba. Kaybettiğinde yenilmezsin. Vazgeçtiğinde yenilir. Haydi. Evet. Kaç para versek yarışımız son hızıyla devam ediyor. Sırada İsmail Cahin'de. Baba. Evet. İsmail Bey tüm aile de burada maşallah ya. Siz bu işi kıvıracaksınız galiba. Önce ailem, sonra tüm sevenlerim, ezilmiş halklar, aç çocuklar ve dünyanın dört bir tarafında umuda merhaba demek isteyenler için hululup! Olacak. Bir ailemize de danışalım. Annecik orada, anneciğim. Ben kaynanasıyım. Vallahi bugüne kadar damadıma inanmadığım tek bir gün bile olmadı. Bugün de bu inancımı pekiştirecek. İnanıyorum, güveniyorum, onu başaracak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben eşime güveniyorum. Her kıvrımıyla gurur duyuyorum. Ay, ben de konuşacağım, ben de. Tamam, yavaş kızım. Ya bırak beni. Bu iş şimdiden bitti. Beline sağlık baba. Baba, tefecilerden borç aldım, inşallah kazanırsın. Siz? Ben Feridun, apartmanların arkadaşıyım, aile dostuyum. Yani bu kutlu yürüyüşün, bu maraton her bir adımında biz İsmail'le birlikteydik. Her adıma şahidiz. O isteğin, azmin, hırsın üçlü bir koalisyonu gibidir. Seni seviyorum. Arkadaş olarak çok gurur duyuyorum. Tamam. Ekleyeceğim bir şey varsa söyleyeceğim mi sen de bir şey? Evet, değil mi ki Kenan beni? İsmail abim bugün döndüreceğin her bir kasnak umudunu doğuştan kaybetmiş, hayal kurmayı unutmuş. Gençlere bir umut ışığı olacak. Çemberin düşmesin. Aç elini. Tamam. Ne diyorlar tam anlamadım. Evet. İsmail Bey, 10 kere düşürmeden çevirirsek 500 bin lira size geliyor. Ah. Allah. Evet sessiz. Evet. Evet. İsmail. Olmadı. Garip bir şekilde olmadı yani. Aile de çok inanmıştı. Onlara da dönelim. Yerde yatanlar var. Bayılanlar. Adeta stüdyoya bir el bombası atılmış gibi şu an. Paşa Bey, eşim vefat etmiş. Vefat var. Yok, vefat etmedim. Travmaya bağlı septik bir şoka girmişim. Bedenim bu ezeyanı kaldırmadı.
Evet, etkilenmiş. Sıcak su falan döksek. Daha iyiyim, daha iyiyim, daha iyiyim. Öpüşeceğiz şimdi İsmail abi, bir durun. Evet. Olmadı İsmail. Yok, yok, bana son bir şans verin. Son bir şans. Bu çember bozuk, çember bozuk. Yeni bir çemberle tekrar denemek istiyorum. Olmaz öyle kardeşim. Kurallar belli yani. Tamam, bitti bak. Hayır, bitmesin. Kamerayı kapatmayın. Kamerayı kapatmayın. Işıkları üzerimden almayın. Ne olur son bir şans daha verin bana. Çek, çek. Allah Allah ya. Bitti, bitti. Biz zaten bitmedi, bu... Bitmedi, bitmedi, bitmedi. İki saniye çekmedim, sus. Tamam, hadi onları da söyleyin. Hadi buyurun. Mikrofon getir. Hay mı? Duyuluyordu sesiniz. Buyurun. Daha şunu. Allah'ım. Senin Allah cezanı versin. İsmail tarafından ilk yarım bırakılışım, ilk hayal kırıklığım değil ama... bu en kötüsü oldu. Bir de elinden fırlattın be baba. Sana baba demeyi utanıyorum ben. Baba, ben bir süre ortalarda görünmeyeceğim. Haberiniz olsun. Ben susam konuşacak mı? Konuşacağım. Meraş'ım bir şey diyecek. Benim şu anda bisikleti elinden alınmış bir çocuğun hüznü içime işledi. Yani ben bu kutlu yürüyüşün her adımında onunla birlikteydim. Sana da kızamıyorum. Bizi buraya da getiren sensin ama aileye iki çift lafım var. Ulan o kadar hipofiz bezledim ya. Yani biraz dikkat edin ya. Yapacak bir şey yok. Biraz da böyle yamuk yumuk bir şeyle birleşince hezimet kaçınılmaz oldu. Yapacak bir şey yok. Söyleyeceğim bir şey ekleyeceğim. Değmek ikelim ben yani. Biz dayak yemiş gibiyiz ailece. Buraya gelirken de şimdiden düşündük dedik. Aksi bir durum olursa acaba bunu kaldırabilir miyiz, göğüsleyebilir miyiz? Ama gördüğünüz üzere eşim travmaya bağlı foseptik şoka girdi. Ve maalesef ki olmadı, hiç olmadı. Tamam. Yine boş konuştun. Bomboş! Beni biliyorum. Evladım ben 15 bin 3 tane şipagat açarım. Teyze olmuyor öyle. Lütfen artık geçin yalnız. İsmail bak, ailen de perişan. Hadi. Tamam. Hayat devam ediyor. Kendine çok iyi bak. Bu bozuk, olmuyor bu bozuk. Yani. Bunun yenisini verin, ben bir tane daha yapayım. Kardeşim olmuyor. Kuralları ben söyledim az önce de yani. Lütfen artık tamam. Kapat kameraları hadi. Olmuyor ya. Bak biz zaten başarısızlıktan besleniyoruz. Ben alacağım reytingi aldım artık. Bu saatten sonrası beni bağlamıyor. Hadi. Hadi çıkın siz hadi. Aileni de al götür hadi. Hadi gidelim. Yok ya. Olan oldu, ne olacak canım? Aile dediğin bir arada olur değil mi? Bundan önemli bir şey var mı he? Değil mi kaynana? Yapacak mı bana yine paça he? Diye mi? Diye mi? Zıkkım iki zıkkım. Ailenin yüz karası. Bence bu akşam da eve gelme İsmail. Puh. En azından denedin İsmail. Geceye bir şey varsa de çok kötüyüm ben. Şeyin bomboş, bomboş. Sevgili ailem, ne olursunuz gelin. Ana! Oluyor lan! Vallahi oluyor! Gelin! Var mı başarısız bir girişimi olan? Her konuyu açığız. Abar bak, bir kişi var. İlk defa buradayım. 10 yıldır izliyorum. Her gün saatlerce her bölümü izliyorum. Heyecanla izliyorum. Yeni bölümleri bekliyorum. Ve şu an buradayım. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Şimdi kötü girişim dediniz. Ben 5 senedir nişanlıyım. Yani... yani bir türlü evlenemiyorum. Ekonomi vuruyor, pandemi yani, vuruyor. Bir türlü evlenemiyorsunuz. Tabii ki. Yani aynı iş yerine tanıştık. Sevdim. Gerçekten de çok sevdim. Bırakamadım. Bırakamıyorum. Yani devam ediyorum bu şekilde. Yani ya, isim ne demiştiniz? Ömer. Ömer Tarhan. Nişanlınızdan kötü bir alışkanlık gibi bahsediyorsunuz. Yok. Evet. Gerçi hani nasıl tarif edilir ki bu yani? Bağımlısı olmuşum. Böyle değil, onu biliyorum yani. Böyle değil. Evet. Yani şöyle bir durum var. İstemeye gidiyorum, erteleniyor. İstiyorum. Bu sefer söz erteleniyor. Pandemi ara gitti, nişanım ertelendi.
Yani nişan yaptık, 2 sene sonra ev arıyorum, şu an ev bulamıyorum. Kiralar yükseldi. Yani sanki her şey bana karşı bugün... Bugün dolandırıldım. Yani bugün oldu. İnşallah bir... Hani şey diyorlar, büyüklerimiz evlen de bir mürüvvetini görelim. Artık kendi mürüvvetimi görmek istiyorum. O yaşa şekilde... geldim diyorsunuz. Evet, yani şartladım kendimi ne olursa olsun. Yani evleneceğim eşimle, o günü göreceğim diyorum. İnşallah Rabbim nasip etsin bana. Şöyle bir ferahlayalım, bir başarı öyküsü yok mu? Başarı öyküm o, kendisi. Çok seviyorum, bütün şansımı onda kullandım. Gerçekten bazen telefonda... Demek ki bak, bütün başarıyı hanımefendiyi bularak harcadınız. Kesinlikle öyle ya. Şimdi tekrar şarj ediyor. Batarya dolunca yine başarmaya başlayacaksınız. Biz niye elimizi alsak kuruyor? Yani özellikle ben günde 3 sefer kaza fotoğrafları paylaşıyorum gruplarda. 10 sene sonra bu gösteriye de geldiniz. Buraya da geldik şu an, bilmiyorum. Hayır, neye elimi atsam kuruyor dediniz. Şimdi bizde aldı bir endişe. Ya size bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu program benim hayattaki tek neşe kaynağım. Kendisi bilir. Deme abi öyle şeyler, deme. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani dua ediyorum inşallah bir 10 sene, 20 sene daha sürer. İnşallah. Çocuklarım da izler inşallah nasip olursa. Yani dediğim gibi... Demeyeyim o zaman. Yani bu program güzel bir şekilde kalsın. Çok teşekkür ederim. İnşallah hakkınızda en iyisi, en hayırlısı. Eşim bir şey söylemek istiyor ama tabii. Müsaadeniz olursa tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi iyileştirir. Tek diyeceğim bu. Biz dolandırıldık. Hala mutluyuz, hala gülüyoruz. Sevgi yüzünden. Aynen bu kadar. İyi seyirler hepinize. Vallahi bu yıllarda en bulunmayacak şeyi bulmuşsunuz. O da şans. Biraz da o tarafından bakmak lazım. Şimdi bu girişim konusunu açtık. Tabii bizi takip edenler bilirler. İşlerin çok iyi gitmediği bir köyün ağası var. Çeşitli girişimlerle kalkındırmaya çalışıyor köyünü. Bakalım bu sefer ne yollar bulmuş, olacak mı olmayacak mı izleyelim efendim. Buyursunlar. İsocan hazırsa? Hazırım oğlan. Başlıyor abi. Başlıyor oğlan. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Güldüş aşireti lideri Hayati. Hatırladığınız gibi geçen hafta kaşıkla isut yeme challenge yapmıştık. Efendim beni çek beni. Bu haftada nasıl... Aha oldum videosu çekeceğim. Beğenme tuşuna basmaya ve beni takip etmeye başlayabilirsiniz. Sakın unutmayın ha. Hayırdır lo, ne bakıyorsunuz? Ağam, hayırdır? Video çekiyorum. Aşirete ek gelir olsa diye YouTuber olmuşum. Evet, bu haftada bir kışkırtma videosu çekeceğim. Herhalde YouTube'da trend oluruz ha. Ne diyorsun İsoca? Oluruz ağam. Maşallah ağam. Videonun adı ne olacak inşallah? Amcamı falakaya nasıl yatırıyorum? Ağam kurbanım, bizim gibi aşirete yakışır YouTuber'lıkları. Vallahi bundan sonra böyle çocuklar. Yani aşirete ek gelir bulmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Hello, hello. Hello. Have a nice day, hi Aiti. Nice day. High five. What? Hi guys. Bye guys. Thank you, Michael. Haydi, bye benim brotherim. Bye benim brotherim. Haydi, canım benim, canım. Sempatiktir. Ağam, kimdir bu sempatik? Turisttir. He? Ha. Aşiretin konağının odalarını günlük kiraya veriyorum turiste. Ağam, koskoca aşireti konağa yol geçen ana mıdır? Ben anlamadım. Nasıl yabancı girer? Oğlum, yabancı girmezse o zaman icra memuru girecek. Ulan sizin şatafatlı harcamalarınızla baş edebilmek için mecbur kalmışım. Ne yapayım? Ağam, aşk olsun. Yani aşiretiniz için zaruri ihtiyaçları da mı görmeye karşılamıyor? Bütün aşireti spam mesajına götürmüşse... spam mesajının neresi zaruridir? Eşek spası. Vallahi ağam, her yerimiz kılınç olmuştur. Böyle yapıyorum, kıtır kıtır ediyor. Ya şuna bak, yok kremiydi, yok onun bakımıydı. 50.000 lira harcamışsınız. Ağam, aşiret olarak iftara davetliydik. İftara gittiğimizde cilt kuruluğu olan maraba aşiretin itibarına gölge düşürür dedik. O yüzden spaya gittik. Oğlum siz iftara mı gidiyorsunuz yoksa after'a mı?
Bundan sonra daha dikkatli olacağız ağam. Bekliyorum. Ağam, bizim bir maruzatımız vardı. Dinliyorum. Kurbanım ağam, de sal bizi izni ver de şu aşiret düğünlerini yeniden yapak. Ulan sizin diliniz ne söylüyor? Ha? Dolar olmuş 20 lira. Burada bir aşiret düğünü yapsak bütün köyü ipotek etmek zorunda kalırız ha. Aha oraya aşiretin erkekleri çok zor durumdadır. Hani bekarlık canına tak etmişler. He vallahi biz gene iyi durumdayız ha. Aramızdan bazıları çok kötü durumda. Fena. Fikri kurbanım hele gel kendini ağana göster oğlum. Fikri. Gece gündüz böyle. La bu Fikriye ne olmuş mu Fikri? Ağam. Bizim evlenme, Gel, gel oğlan. Gel, otur, otur. Ağam, çocuğun burasına kadar gelmiş. Bizim tezelden düğün yapmamız şart. Düğünlerden silahlar patlamazsa köy hepten patlayacak ağam. Vallahi o zaman düşünüyorum. Kabul ediyorum lan ama tek bir şartla. Buyurun, ne gerekirse yaparız abla. Belki bundan sonra siz de çalışacaksınız. Öyle camış gibi sabahtan akşama kadar yatıp yiyip içmeyeceksiniz oğlum. Tembelliği bırakırsanız bu iş olur. Tamam lan. Çalışırız ya. Ne olacak? Çalışırız. Güzel, o zaman şöyle küçük küçük işlerden başlıyor. Mesela İbo'cum. Buyurun. Sen de çok güzel kaleci olur. Şimdi biliyorsun bu halı sahalarda hep kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Böyle para karşılığı kiralık kaleci olarak çalışsan. Ağam çalışmasına çalışayım da şimdi ben kaleci olduğumda halı sahada eğer bacak arasından gol yersem aşiretimizin namusuna halel getirmez mi? Senin çalışmaya niyetin yok Zeto. Maval okumayın bana. O halde başka bir şey düşünüyor ha. Ha buldum. Sizler gençsiz. Çok güzel halı yıkarsınız. Hani diyorum ki ücret karşılığında gitseniz halı yıkarsınız. Şimdi ağam halıyı yıkamasına yıkayalım da şimdi halıyı yıkarken yere eğilik ya. Hani demesinler gidiş aşiretinin elemanları para için yerlerde milletin önünde diz çökeyim ne bileyim. Bir tek çalışmaya gelince bizim... Ağam benim. Aşiretin itibarını düşünüyorsunuz ha bravo. O halde, o halde. Ağam. Daha böyle modern. Biz ses seni düşünürük ağam. Sen bu aralar benim hakkımda düşünme Fikri. Otur, otur. Tamam. Ağam, kurbanım, senin de dediğin gibi genç adamız. Böyle daha şehirli, daha modern işler olsa bize. Daha böldüm. Şimdi bu şehirli insanlar köpeklerini para karşılığında gezdiriyorlar. Hele gidin, öyle ücret karşılığında köpek gezdirin. Yani gezdirek gezdirmesine de sonra demezler mi koskoca hayatı ağanın aşireti iti köpek peşine düşmüş. Ulan alın teri dökmemek için Mardin'deki taklacı güvercinler gibi dönün size. Yok lan vazgeçtim, yok. Yok bitti bu iş, yok. Yapmıyorum. Vazgeçtim, vazgeçtim. Yapmıyorum. Düğün? Düğün de yok. Yok be! Tamam. Sakin ol. Vallahi vazgeçmişim. Yeter. Ulan oğlum. Hele şu bekar kızlardan, köyün kızlarından, aşiretin kızlarından biraz feyz alın. Ulan nasıl metanetliler? Nasıl dirayetliler Allah aşkına ya? Kadın sesi. Tamam. Ulan ulan ulan. Sakin ol. Çok kötüyüz ağam. Hele biraz uzak durun, şuradan uzak durun. Ne ölmüş be? Ne ölmüş size ne? Ya ağam vallahi durum bildiğin gibi değil. Alarm, alarm, alarm. Bıçak kemi geda yandı. Ulan siz de mi? Evet. Evet ağam biz de. Bugüne dekin dizilerde olsun, filmlerde olsun. Bizleri hep arzuları olmayan hormonsuz kadınlar olarak çizdiler. Ama biz de insanız. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Kapağı açılmak üzere olan düdüklü tencere gibiyiz ağam. Tamam. Patlamaya hazır bir volkan gibiyiz ağam. Ağam, kızgın
Sen bir dağ tekesi gibiyiz. Kızgın dağ tekesi gibi misin? Onu öyle şöyle uzak durun. Vallahi konağı yakacaksınız bu ateşle ha. Yok yok. Ulan ulan kendine geldi mi? Daha iyidir. Vallahi zor takıyoruz. Tıkri, geç de oğlum geç de. Bir çözüm bulacağız. Böyle ufak tefek işlerle olmaz arkadaşlar. Başka bir iş yapacağız. Ne yapacak? Çiğ köfte satacağız. Ha. En iyi bildiğimiz. Ha. Çiğ köfte yapacağız. Fakat bu sefer öyle küçük elden ele yapmayacağız. Böyle bütün birikimimizi koyacağız ve şirketleşeceğiz. Aha kurbanım bizim gibi aşiret ne anlasın kurumsallıkta? Yo, özgür bir insan ve serbest bir marketin başaramayacağı şey yoktur. Öyle devir geleneklere bağlı olmanın değil, kül teşebbüsle dünyaya açılmanın devridir. Feodalizm bitti, kapitalizme geçiyoruz. Bir yıl sonra. Vallahi İzocan şuna bak ya. İşler tıkırında gidiyor ha. Vallahi çiğ köfteyi yok satıyoruz. Bütün kızlar, erkekler, herkes vızır vızır arı gibi çalışıyor. Bir yılda %50 büyüdük. Büyüdük ha. Vallahi bu gidişle eski şatafatlı aşiret düğünlerine yeniden başlayacağız. Başlayacağız ha. Ha, başlayacağız vallahi. Oh, çok iyi geldi ha. Ula o nedir? Ağam, aromalık kahvedir. Tadı da fenadır biliyorsun. Öyledir. Ha. Peki adı nedir? White Chocolate Ice Mirra. Ula sabahları bunu içmeden kendime gelemiyorum. Görüyorsun. Hani şirketleştik, büyüdük, şehirli marabı olmuş nomesiz seni. Sayende ağam. Ha. Ağam bir maruzatı olacak izin olursa. Ha buyur, dinliyorum. Ağam şimdi ben geçtiğimiz hafta 7 gün boyunca kendi mesaim dışında ekstra mesaiye kalmış ağam. Acaba diyorum bu 7 günlük ek mesai ücretlerini alabilir miyim ağam? Ek mesai nedir ula zırtı? Ben 7/24 ağa olarak çalışıyorum. Bir kuruş mesai almıyorum. Yok ağam, ben şey açısından söyledim. Ne bu açısından? Bırak, bırak. Ağam. Aşiretimize senede 200.000 lira ek gelir getirecek bir proje üretmişim ağam. Üf, vallahi güzel paradır. Ha, benim canlarım, canlarım. Vallahi Güldüş aşireti sizinle gurur duyuyor, iftar ediyorum. Yalnız artık Güldüş aşireti değil. Ercanlar Çorap Güldüş aşireti diyoruz. Niye ki ne? Sponsor olmuşum. Ha. Bundan sonra aşiretimizin adı Ercanlar Çorap Güldüş aşiretidir. Ercanlar Çorap Güldüş aşireti mi? He, böylelikle piyasaya inanılmazcasına bir giriş yapıyoruz. Giriş yapıyoruz. Ne güzel bir giriştir. Ulan oğlum, o değişimi, o dönüşümü asıl mezardaki dedelerimiz tersten dönerek yapacak. Hayvan çocuğu. Hüseyin Bey. He. Aşiretinizin avukatı olarak istediğiniz belgeleri getirdim. Buyurun. Ağam, bir maruzatımız da şudur ki eğer iznin olursa aşirete franchising alacağım. Franchising nedir? Traktör parçasıdır. Alalım, para ver. Yok efendim, öyle bir şey değil. Yani daha çok para kazanacaksınız. İmzalarsanız. Ha, şöyle imzalıyorum. Fakat nedir bu? Aşireti şubeleştiriyoruz. Artık farklı bölgelerde, farklı şubelerle aşiretle başkaları ilgileniyor. Artık senede bir şekilde bir emeklilik planı dahilinde sistemin dışına yavaş yavaş çıkaracağız. Ulan senin dilin ne söylüyor? Ha? Emekli olan ağa mı olur la? Hayvan olur hayvan. Ulan sen de yürü git. Hadi hayvan. Ağam, kurbanım, aşiretin sürekliliği açısından artık yerini gençlere devretmenin zamanı gelmemiş mi? Ulan ne diyorsun sen? Allah Allah. Aşiretin gel. Hele bana bak ula. İsecan. Bir şey yapmak lazım oğlum. Yo, bizim aşiret 100 yıl ileri gitmiş. Gitmiştir oğlum. Bir şey bulmak lazım. Bir şey buldum. Hele bana bak. Git köyün bekar genç kızlarını ve erkeklerini buraya çağır. Hadi. Hadi bakalım. Onları buraya bağlayacak bir şey bulmam lazım. Hele gel bak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Vallahi ben uzun zaman sonra düşündüm, taşındım. Yani siz gençlerin böyle evlenmek için bu kadar uzun uzun çalışmasına gönlüm razı olmadı. O yüzden de şöyle bir şey düşünüyorum.
benim birikimimi de ortaya koyarak sizleri evlendirmeye karar verdim. Artık düğün başlasın. Çalsın davullar, 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 davul, davul. Niye sevmiyorsunuz? Ağam, biz aşiretin kızları olarak evliye o kadar da sıcak bakmıyoruz. Nasıl? Yani ağam şöyle ki, evlenmek yani sadece bizim kaderimiz olmamalı. Biz istemiyorsak evlenmeyebiliriz. Kendi kariyer fırsatlarımızı yaratıp onları yaşamak istiyoruz ağam. Evet ağam, kariyer basamaklarını tırmanmak istiyoruz. La daha dün düz duvara tırmanıyordun, ne kariyer? Ağam şimdi biz İbrahim'le el ele verdik, düşündük, taşındık ve bir karara vardık. Evet ağam, biz kendimizi evlilik gibi bir tahkim altına alarak sırf sosyal normlara uyum sağlamak adına özgürlüğümüzü kısıtlamayı düşünmüyoruz. Sen ne zaman düşünmeye başladın oğlum? Yani ağam şöyle diyeyim yani evlenirken başka bir kadının kendim gerçekliğine inanmadığım bir kurma dahil edip onu da mutsuz etmek istemiyorum. Olamaz mı? Vay benim başıma küller ya. Ne yapacak oğlum? Ne yapacak? Merhabalar. Merhabalar. Vay benim Fikri canım. Bak kimler gelmiş, kimler gelmiş. Oy ben sana kurban olayım. Oy ağası öne kurban olsun. Fikri canım ben şöyle düşünüyorum. Sana şöyle bol şatafatlı, dolarlı, eurolu şöyle güzel bir düğün yapak diyorum ha. Böyle kendine güzel bir eş bul. Ondan sonra da seni şöyle düğün yapak, seni evlendirak. Ne diyorsun? Ben tek eşliğin insan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Ulan daha dün topaş gibi tir tir titriyordun oğlum. Neyine karşısın tek eşliğin? Yani ağam biz farklı düşünebiliriz. Bu çok normal. Ve artık hayatlarımızı istediğimiz gibi yaşamamız gerekiyor. Doğru muyum arkadaşlar? Evet. Devir değişti ağam artık. Yani lütfen müsaaden olursa bir açıklama yapacağım. Marabalar. Marabalar. Hayır, marabalar dedim. Bildiğiniz üzere çiğ köfteyi kendimiz üretiyoruz. Kendimiz dağıtıyoruz, kendimiz satıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ha. Artık kendi kanatlarımıza uçmanın vakti gelmedi mi? Ha, geldi. He, geldi. Geldi, geldi. O zaman A bize franchise vermiyorsa biz kendi ismimizde yeni insan kaynaklarıyla kendi markamızı yaratacağız. Ha, var mısınız? Var, var mısınız? Vallahi yok. Haydi. Dügün. Ay, dügün çalacağız. Nereye gidiyorsunuz? Lan, marabalar. Marabalar. Oğlum böyle ne oldu? Ne mi oldu? Kapitalizme atlayalım dedik. Kapitalizm bizi atladı. Atladı. Böyle ilginç bir kavga, münakaşa, tartışma yaşayan var mı acaba? Ya şurada beyefendi var. Futbol maçımız vardı bir gün. Maç bitti. Tabii yüzeylerimizi değiştirdik. Kirli çamaşırlarımı poşete koydum. Eve doğru gidiyorum. Köşe başında bir arkadaşımı gördüm. O zaman çok ünlü bir markanın bisikletini almıştı. Tabii bizim de hayallerimizde o bisiklet. Sen neyle gidiyorsun? Ben yürüyerek gidiyorum. Ha. Ondan sonra işte arkadaşımı gördüm. Ya dedim ki bir tur verir misin bineyim dedim bisikletine. Yok dedi, sen dedi önüme otur dedi. Ya ben, sen sür dedi, ben önüne oturayım, yalnız vermem sana dedi. Ondan sonra... Bisikletin öyle bir konforu var mı? Şimdi bilirsiniz hep öne oturur yani bir kişiye ufak olduğumuz zaman, çocukluk zamanlarımızda. Daha sonra tabii ben başladım bisiklet sürmeye ama poşeti yere bırakmıştım. Orada da karakol vardı, karakolun önüne bıraktım poşeti. Neyse döndük, bir arka mahalleden bir tur attık, geldik. Ya bir baktım, karakolun karşısındaki bütün dükkanları boşaltıyorlar. Ben tabii şey, çocuk kafası, anlam veremedim. Ben indim bisikletten, torbamı almaya gidiyorum. Polis memuru durdu beni. Nereye gidiyorsun dedi. Poşeti alacağım dedim. Senin mi o dedi, benim dedim. Ulan dedi, at kafası. devletimize zeval gelmesin. Polis memuru beyefendi güzel bir şekilde bana, güzel çocuğum dedi. Sen dedi, gelecek vadeden birisin. Neden mi biliyorum? Sizi bomba imha ekibi olarak aldılar mı içeri? Daha sonrasında sen dedi, bisiklete binmeye devam et. Gönderdi öyle. Bu şekilde bir anım oldu. Evet. Peki, çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum.
Şimdi bizim bir sevdalı arkadaşımız var. Bakalım kime sevdalıymış. Sevgisi karşılıklı mı bir izleyelim efendim. Buyursunlar. Haydi gelin çocuklar. Buyurun. Teşekkürler İsmail abi. Bizi buraya buyur ettin. Vallahi kusura bakma yani. Bu seni bu işin içine dahil etti ama senin benim sorunumla ne gibi bir alakan var ben anlamadım abi. Vallahi ben de anlamadım Feridun. Ölmeye yüz tutmuş bir meslek erbabı olduğum için herkes beni bir bilir kişi belledi. Gelen giden derdini bana anlatıyor. Kimse ayakkabı da getirmiyor. Sürekli dert dinliyorum. Ama alıştım. Dert dinleye dinleye bir yoluna koydum. Çünkü ilişkiler ayakkabıya benzer, değil mi? He? Yani ilişkiler ayakkabı gibidir ya abi. Önce vurur sonra yavaş yavaş açılır. Öyle midir? Ne bileyim ben öyle biliyorum, öyle değil midir? Vallahi bence değildir. Sen başka ayakkabıcıya mı gidiyorsun? Abi seni tanıyorum, kusura bakma yani. İstersen aforizmaları ben söyleyeyim. Tabii. Şimdi gençler, aşk, aile, birliktelik bunlar çok kutsal, önemli şeyler. Şu koskoca hayatta birini buldun mu beraber yürüyeceksin. Yapmak kolay değil, zor. Bitirmek kolay abi. Kolay değil mi? Kolay. Evet Feridun, seni sınadım. Aferin yavrum. Nazlı bana her şeyi anlattı. Nasıl? Cidden her şeyi mi anlattı? Her şeyi anlattı. Benim nişanlım Feridun'a ben çok aşığım ama Feridun imkan ihtimali yok. Benimle evlenmek istemiyor, çekinceleri var dedi. Bak bir daha düşün. Bence bir daha düşün. Abi yalan ya, yok öyle bir şey ya. Evlilik yok, nişan yok. Abi ben bu kadından ayrıldım. Bizim problemimiz şu, bu kadın bunu kabul etmiyor abi. Nazlı ayrıldım diyor. Abi yok ya, ne ayrılması ya? Biz ayrılmış olsak. Ben niye buraya geleyim ya? Benim ne işim var? Manyak mıyım ben? Manyaksın tabii sen. Manyak abi bu. Ben sana kaç kere ayrıldığımızı söylemedim mi ya? Söyledi mi? Hayır abi, söyledi de kızgınlıkla söyledi. Günde bana 40 kere, 52 kere bir Nazlı ayrıldık diyor. Ama ben her seferinde ayrılsam oho! Oğlum niye kıza günde 40 kere, 50 kere ayrıldık diyorsun sen de? Çünkü ayrıldık abi. Anlamıyor ki beni. Nazlı ben seni sevmiyorum. Bak sevmiyormuş. Seviyor. Seviyormuşum. Sevmiyorum abi, hayır, yalan. Yalan diyor. Naz yapıyor. Naz yapıyor. Naz mı yapıyor? Yapmıyorum. Yapmıyormuş. Abi naz yapan insan naz yaptığını söyler mi? Naz yapan insan naz yaptığını söyler mi? Hayvan herif. Naz yapıyorsun belli ki. Abi sen de eko yapıyorsun belli ki. Ha? Ne söylese aynısını tekrarlıyorsun abi. Bak böyle bilgelik olmaz yani. Ya bu senin ambole ediyor kafanı, yapma şu önlüğünden utan, bilgesin sen ya. Doğru. Nazlı, bu adam çok net, ben söyleyeyim. Abi o zaman söylesin, tamam. Bana geçen gün niye dedi Nazlı, beni kendine bağladın, senden gidemiyorum şeklinde. Feridun, madem sevmiyorsun neden kıza beni kendine bağladın, senden gidemiyorum diyorsun? Çünkü beni halatla bağladı abi. Bayağı benim yardım çığlıklarıma esnaf kurtardı beni. O kadar mı lan? O kadarı mı var abi? O kadarı mı var ya? Daha beteri var. Gelme. Ne diyorsun ya? Gelme. Vallahi abi. Mı? Abi şöyle söyleyeyim, nereye gitsem karşıma çıkıyor. Allah vallahi Allah. Her yerde bunu görüyorum ben. Yani bundan 5-10 tane varmış gibi bir şey. Sen kokuyla beni takip ediyormuş gibi geliyor bana. Yok, anladın yok. Mı? Yani biraz garip. Ondan sonra arkadaşlara çay bahçesinde otururken ensende bir ışık var dediler. Bir baktım. Abi bu bana çip takmış ya. Bluetooth'la bağlanıyor bu bana abi. Ne diyorsun ya? Bakayım. Aa vallahi çıktı. Feridun'a nezele. Sen misin? Biziz abi. Feridun, madem beni istemiyorsun, niye beni engellemiyorsun? Engelle beni hadi. Her yerden engelledim abi. Engelleyince de kapıma geliyor ya. Ay kapına geleyim diye beni engelliyorsun demek. Yok abi, ben buna ulaşamıyorum ya hiç. Nazlı, bak bu yaptığın suç. Bu yaptığın suç. Abi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk galiba seni istemiyor. Abi en ufak bir belirti olsa ben bunun peşinden koşar mıyım ya? Lan adam işaret fişeğe atıyor daha, ne belirtisi? Tamam, tamam. O zaman söylesin. Tamam, seni sevmiyorum desin. Vallahi bundan sonra unutacağım. Bırakacağım işini. Nazlı, seni sevmiyorum. Görüyor musun abi? Her dediğimi dakikasında yapıyor. Al beni, al. Al götür beni eve. Gebereyim senin evinde ben. Al ya, bıktım. Geberiyor abi. Aşkımdan. Geberiyorsun ama aşkından mı bilmem. Kızım sen şöyle otur, çok yaklaşma çocuğa. Sen şöyle kenarda dur. Sen de böyle... Ben anladım onu. Ben anladım, hiç merak etme. Sendeyiz göreceğiz abi. Nazlı, evet. Bu çocuk bak, ben şöyle düşünüyorum galiba pek sevmiyor gibi, ha? Yok abi, o bana şımarıyor. O bana büyük aşık. Ama tamam, sevmiyorum Nazlı seni desin, bırakacağım peşini. Bırakacağım bu inadı gerçekten. Nazlı, seni sevmiyorum. Ama gözlerimin içine bakarak söyle. Nazlı!
seni sevmiyorum. Gözlerini kırptı belli ki yalan. Nazlı bak seni sevmiyorum. Gözlerin öyle demiyor. Abi şu çivi söktüğün kerpetini versene bana. Ben bu gözleri çıkaracağım abi. Ya oğlum saçmalama manyak mısın? Çocuk kendine zarar verecek. Bir oturun şuraya ya. Bak kızım bu adam buraya geldiğinden beri bir tane iyi olumlu laf söylemedi. Sen nereden böyle meylettin? Nereden umuda kapıldın ya? Sonra cevap versin abi. Niye beni bu karşımda bağıra çağıra deli sevdam gölleri söylemiş? Feridun deli sevdam gözleri. Abi deli diyor. Sevdam ya benim en sevdiğim şarkı deli sevdam gözleri. Bir dakika ben o şarkıyı en son duşta tıraş alırken söyledim. Sen beni mi gözetliyorsun? Madem gözetlenmek istemiyorsun neden banyo perdelerin sonuna kadar açık? Ya. Yedinci katta oturuyorum da o yüzden nasıl çıktın oraya manyak? Bir kiraladım çıktım. Abi bu ayakkabıcılık falan bu ortam yani bilgelik falan güzeldi. Sen bizim işi halledemezsin abi. Bizim iş polislik. Tamam o zaman şunu söylesin. Abi İsmail abi çocuğa versin. Neden bana geçen gün mesaj atmış Nazlı? Seninle ilgili bir karar aldım şeklinde. Ne karar aldın lan? Uzaklaştırma kararı aldım. Ama kızım sen de sırf kendine yonttuğun tarafından bakıyorsun. Bak olayın bütünü tamamen farklı. Ama tamam da o zaman neden geçen hafta bir araya gelmişiz? Onu söylesin. Bir araya geldik çünkü mahkemeye gittik. Ben sana dava açtım ya. Aa dava açtım diyor adam. Ya benle bir araya gelmek için türlü türlü bahaneler. Ulan hayatımın kendisi. Söylemeyecektim bunu kıza zarar verirsin diye ama söylüyorum. Benim bir sevgilim var. İnanmıyorum. Durun böyle kusura bakma. Sen beni kıskandırmaya mı çalışıyorsun şapşik? Ya sevmiyor, sevmiyor. Anla. Hayır, otur. Sevmiyor. Bak Fenerbahçeli Galatasaray'ı daha çok seviyordur. Kuzey Kore, Güney Kore'yi daha çok seviyordur. Sevmiyor, anlamıyor. Sevmiyor. Abi. Allah Allah ya. Abi, sakin ya. Tamam. Yani bilgi adamsın. Kafayı yedin. Baksana neler yapıyor bana. Otur şuraya. Oğlum niye böyle yapıyor bu? Anlamıyorum ben abi ya. Abi işte çözeceğiz ya. Otur. Otur ben şimdi biliyorum ayakta. Allah'ım yarabbim. Sıval abi. He. O kadar da inandırıcı oradır ha. Neredeyse ben bile inanıyordum Feridun'un beni sevmediğine. Dokunma bana. Dokunma. Cin gibi girmişsin çocuğun içine. İfrit. Evet. Tanıştırayım. Sevgilim Levan. Sevmediğim Nazlı. Evet, böyle biraz garip oldu ama Feridun senden çok bahsetti ya. Herkese benden mi bahsediyor Türkçe? Herkese senden bahsediyor. Savcıya, polise, herkese senden bahsediyor. Demek Feridun'la sevgilisin öyle mi? Evet, öyle. Çok mu seviyorsun onu? Evet, çok seviyorum. Onun için ölür müsün? Gerçi tanışalı daha iki ay oldu ama... Kaç ay sonra ölürsün? Ben niye ölüyorum? Her türlü ölüm. Her türlü ölür. Seviyorsan ölürsün. Yeter. Kızım sen manyak mısın? Allah'ını seversen niye böyle yapıyorsun ya? Geç aynanın karşısına bak. Gençsin, güzelsin, alımlısın. Niye bu adamın peşine takıldın? Sana erkek mi yok ya? Şu güzel gözlerine bir bak. Bu güzel gözleri görünce şiir yazmayacak adam var mı? Bir kendine gel. Bir silkin bir kendine gel ya. Allah Allah. Seni sevmeyen bir adamın peşinden böyle gitmeyi hak ediyor musun? Bir kendine gel. Aslında düşününce biraz da haklısın gibi de. Feridun, bitti. Aa, Leman kaç. Tamam o zaman çözdük. Vallahi çözdük ya. İyi Nazlı. O zaman sen de dışarı çık ve yeni hayatına merhaba de. Merhaba hayatım. Katılarımıza